Aleykümselam. Herkese iyi geceler diliyorum arkadaşlar. Sesim geliyor mu? Herkes gelsin, birkaç dakikaya başlayacağız. Bugün biraz tabii gündem yoğun, bayağı bir konu birikti. Özellikle Orta Doğu'da, Suriye'de çok değişik şeyler oluyor. Yani beklediğimiz süreç oluyor ama burada biraz daha aslında harita olsa, yani şu arkamda harita olsa, Suriye haritası olsa konuyu sizlere daha iyi anlatacaktım ama haritamız yok. Şu haritayı da getirmek istiyorum. Şöyle bir Suriye haritasını şöyle duvara monte edip olayları o şekilde anlatsak aslında daha iyi. Çünkü bazı olayları haritada anlatmak lazım. Köy köy, ilçe ilçe, kasaba kasaba neler oluyor? İdlib'in doğusunda, batısında, güneyinde. Özellikle Halep'in doğusunda veya güneydoğusunda neler oluyor? Bunları anlatmak lazım. O yüzden işte harita olmadığı için açıkça iyi anlatamıyoruz. Ama sizlere elimden geldiğince bir sunum yapmaya çalışacağım. Bugün sayımız bayağı iyi olacak gibi. İnşallah arkadaşlar birkaç dakika başlasın. Herkes gelsin. Hemen başlayacağız. Evet, sesim iyi geliyor sanırım. Bugün Wi-Fi'den açmadım yayını. Direkt 4G'den bağlandım. Valla dakikalar, megabaytlar gidecek. Sizin için feda olsun. Çünkü Wi-Fi'den açınca arkadaşlar biliyorsunuz böyle arada bir yayın kapanıyor. Acaba spam mı yiyoruz? Neden biliyorsunuz? Arada canlı yayın, bağlantı gidiyor. Sonra tekrar açmak zorunda kalıyoruz. Yayın bölünüyor. O yüzden bir sıkıntı oluyor. Bu sefer 4G üstünden bağlandım. İnşallah bugün yayınımız kesilmeyecek. Evet, harita olsa daha iyi olurdu. Daha net olayları anlatırdık. Bugün çünkü Salim Müslüm'ün açıklamaları var. Bugün çok Türk basına yansımadı ama Salim Müslüm'ün bugün önemli açıklamaları var. Eski PYD lideri, şu an değil. Şu an eş başkan olduğu söyleniyor ama hayır. Çünkü Salim Müslüm şu an görevden ayrıldı ama bugün Salim Müslüm önemli açıklamalar var. Bölgeyle alakalı. Ona geleceğiz. Saat 9.30 demiştik. Evet. Tam saatinde yayına başladık. Aleykümselam. Herhalde 300'e doğru geliyoruz. 300 oldum, başlayalım isterseniz. Arkadaşlar özellikle sizden bir ricada bulunacağım. Yayın devam ederken mesela Suriye konusundan konuşuyorsak Suriye ile alakalı sorular sorun. Başka konularda sormayın. Çünkü benim de bazen dikkatim dağılıyor. Oradan oraya atlamak zorunda kalıyorum. Çünkü bir sürü soru geliyor. Benim de kafam karışıyor. Ben hangi konudaysam o konu üzerinden soru sorun. Çünkü ben konuları tek tek atlayacağız yani. İç siyasete de gireceğiz. İç siyasetten de konuşacağız. O yüzden ben hangi konuda kalıyorsam o konuya bağlı sorular soralım veya eleştiriler yapalım. Bugün konular Suriye merkezi olacak. Çünkü gündem o konuda zaten biliyorsunuz Suriye merkezi bir gündem var. Ama tabii iç siyasete de geleceğiz. Şimdi iç siyaseti de Suriye'den bağımsız inceleyemeyiz. Bekir Bey soru sormuş. Mert Bey, Afrin operasyonunda Amerika perde arkasındaki güç olacağı için Türkiye için çok zor bir hamle olacak gibi geliyor. Ne dersiniz? Şimdi orada biraz mesele derin. Artık başlayabiliriz. Yani genel olarak insanlar geldi diyebiliriz. Zaten biz konuştukça sayı artar. Hayırlı akşamlar. Şimdi arkadaşlar bugün Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları var. Şimdi Tayyip Erdoğan açıklamalarında ben böyle değişik bir durumlar tespit ettim. Yani Erdoğan konuşmasında, yani Erdoğan ısrarla özellikle son 2-3 gündür her konuşmasında Afrin operasyonu yapılacağını, Afrin'e gireceğini böyle çok fazla dillendiriyor. Yani sanki operasyondan ziyade ben bunu tehdit olarak görüyorum. Yani
Evet, bir operasyon yapılacak ama bir operasyon bu kadar yani açıkça dilden dilidir mi her gün? Yani her gün gireceğiz diyor. Gireceğiz, gireceğiz, gireceğiz. Ansızın geliriz veya gireriz. Yani bu neyi ifade ediyor? Zannediyorum Erdoğan Amerika'yı masaya çekmek istiyor. Neden böyle anladım? Çünkü bugün Erdoğan bir açıklamasında diyor ki biz bölgede ABD ile beraber yürümek istiyoruz diyor. Hem ABD ile beraber yürümek istiyoruz diyor. Hem de durmadan Afrin'e operasyon yapacağını ima eden konuşmalar yapıyor. Yani bu iki cümleyi yan yana getirdiğimizde Erdoğan Amerika'yı masaya çekmek istiyor. Niçin masaya çekmek istiyor? Oraya geleceğiz. Şimdi Afrin'i vurmaya başladık ama obüslerle vurmaya başladık. Zaten bu geçmişte de olan bir durum. Yani bugün Afrin'le ilgili farklı bir durum yok. Sadece obüslerle şu an Afrin törpüleniyor. Bu zaten 2-3 yıldır olan bir şey, olan bir durum. Yani farklı bir şey yaşamıyoruz. Burada şimdi Erdoğan ne yapmak istiyor? Çünkü bugün Amerika'dan biliyorsunuz Amerikan kaynaklarından açıklamalar geldi. İşte Amerika'nın Türkiye sınırlarına bir 30 bin kişilik SDG güçlerini koyacakmış. Amerika Türkiye sınırlarına ve Türkiye sınırları derken işte Irak'a biraz vurgu yapmışlar açıklamada. Irak işte Irak'ta Suriye yani Türkiye sınırlarına 30 bin kişilik PYD gücünü yerleştireceğini bugün Amerika açıklama yapıyor. Yani bugün Erdoğan'a Amerika açıklama yapıyor. Biz masada yokuz, savaş istiyoruz. Ya açıklama bu. Yani Erdoğan ısrarla anlaşmaya yeltenmeye çalışıyor. Yani biz Amerika ile beraber yürüyeceğiz diyor. Aynı zamanda tehditte bulunuyor Afrin konusunda. Ama Amerika açıkça savaş istiyor. Yani bugünkü açıklamalarında, yani bugün PYD ile alakalı Amerika'nın açıklamalarında açıkça savaş istediklerini görüyoruz. Şimdi bir Nilüfer Hanım bir soru sormuş. Yok Nilüfer. Biz geliyoruz, siz kaçın mı diyor acaba? Hayır. Nereye kaçacaklar? PYD'nin kaçacak bir yeri yok ki. Yok, kaçın biz geliyoruz, gidiyoruz anlamında demiyor. Yani PYD'nin kaçacak bir yeri yok. Orada biraz da Amerika'yı masaya çekmek istiyorlar. Şimdi burada arkadaşlar sıkıntılı bir durum var. Bugün Salim Müslüm'ün açıklamalarını çok kişi herhalde sanırım dinlemedi. Salim Müslüm bugün diyor ki biz PYD olarak yakında İdlib'e gireceğiz. Esad'la bu konuda anlaştık. Yani Esad'la birlikte PYD'nin İdlib'e gireceğinden bahsediyor. Yani bu İdlib hangi İdlib'den gelecek? Doğu. İdlib'in doğusundan. Aslında Astana görüşmelerinde İdlib'in doğusu konusunda biz nasıl anlaştık? Suriye'ye İdlib'in doğusu Türkiye'ye verilecek. Oraya mülteciler yerleşecek. Orada güvenli bir bölge oluşacak. Yani Türkiye mesela bugün İdlib'de biliyorsunuz 400 bin tane insan mülteci olarak gelmesi bekleniyor. İdlib'deki Rusya ve Suriye saldırılarına karşı. İşte o insanlar aslında artık bize mülteci göçü olarak gelmeyecek. Oradaki bölgeye yerleştirilecekti. Astana'da yapılan görüşmeler buydu. Türkiye İdlib'de pek güneye inmedi. Sadece Afrin'in kuzeyinde kaldı. Geniş alanlara yayılmadı Türk askeri. Türk askeri geniş alanlara yayılmadığı için de orada şöyle bir durum oluştu. Yani arkadaşlar sanki Amerika şunu istiyor. Bize şunu soruyor. Siz Afrin'e dalın. Biz buna karşı çıkmayacağız. Yani Amerika'nın istediği şu. Çünkü mesela fark ederseniz PYD durmadan bizi tahrik etmeye başladı. Yani durmadan bize roket atar atıyorlar. Geçen tanıdığım Alhatay ilçesindeki bir karakola da PYD yine roket atar atmış. Yani diyorlar ki Türk askerine gelin. Afrin'e gelin diyorlar. Yani bizi oraya çekmeye çalışıyorlar. Yani şurada Amerika'nın hedefi bu. Türkiye'yi Afrin'e çekip Afrin dağlarında bizi uzun süre bir PYD ile orada uğraştıracaklar. O anda da büyük ihtimal TSK'nın yani Türkiye'nin ekonomik olarak gücünü, askeri olarak gücünü biraz Afrin'de yorup PYD'yi herhalde bunlar İdlib'e sokmak istiyorlar. İdlib'i almak istiyorlar. Yani Türkiye'ye Afrin'i gösterip PYD'yi İdlib'i verecekler. Ben şu an planı bu olarak görüyorum. Zaten Salim Müslüm de açıkça yani Türkiye'ye planın bu olduğunu bugünkü açıklamalarıyla söyledi. Amerika'nın hedefi İdlib'i PYD'ye verip artık Akdeniz'e daha da yaklaşmak. Çünkü biliyorsunuz arkadaşlar Amerika Afrin üstünden tamamen şeye yaklaşamıyor. Akdeniz'e yaklaşamıyor. Arada Hatay sınırları var. Şimdi Amerika İdlib'i PYD için aldığınız zaman özellikle PYD'nin kuzeyi ve ortasını direkt artık Akdeniz'le arasında bir Laskiye limanı kalıyorlar. O konuda da
Zaten Esad ve Rusya ile PYD anlaşmış durumda. Orada tek engel Türkiye. Eğer biz Afrin'e gelip orada bayağı bir oyalanırsak, orada zaten biraz bir direnişle karşılaşacağız. Tabii direniş karşılaştı mı da orada bir savaş başlayacak. Savaş başladığı anda da büyük ihtimal PYD'yi, yani doğudan gelen PYD'lileri İdlib'e sokacaklar. Orada bir sıkıntı var. O yüzden biz zamanda dedik ki aslında Astana görüşmeleri doğruydu. Türkiye'nin İdlib operasyonu doğruydu. Şöyle doğru olacaktı, biz İdlib'e girecektik. Belirli bölgeleri alacaktık. Gerekirse cihatçılarla da çalışacaktık. Ve İdlib'in doğusunu alacaktık. Herhalde arkadaşlar benim gördüğüm kadarıyla yani Türk Silahlı Kuvvetleri şöyle bir manevra yapabilir. Yani evet biz Afrin'e giriyoruz. Afrin'e bir operasyon yapıyoruz. Evet, obüsler üstünden bir tanklar üstünden bir bombalama yapıyoruz. Ama her an direksiyonu İdlib'in doğusu için kırabiliriz. Çünkü oradan da gelen bir PYD tehlikesi var. Yani arkadaşlar yani mesele Afrin'e sıkışmış PYD değil. Mesele İdlib'in doğusundan Halep üstünden gelen PYD tehlikesidir. Yani bunları görmek lazım. Hani diyoruz yani biz Afrin'i kuşattık diye. Hani biz İdlib'in kuzeyinden Afrin'i kuşattık, sıkıştırdık. Hayır arkadaşlar, biz sıkıştırmadık. Eğer biz İdlib'in doğusunu ve Halep'in batısını kontrol etseydik, evet biz gerçekten Afrin'i kuşatmıştık. Hayır, şu an kuşatmadık. Çünkü PYD ile Esad'ın bölgesel anlaşmaları var ve o anlaşmalara bağlı kalarak PYD'nin Halep'in batısından yani İdlib'in doğusundan gelme ihtimali var. Oradan bizi tehdit ediyorlar. Esad oradan PYD'ye koridor açacak. Asıl plan bu. Yani biz Afrin'e girdiğimiz zaman dışarıdan sürprizlerle karşılaşabiliriz. Yani Afrin'in içinden daha çok dışarıdan arkadan bizi vurabilirler ve İdlib'i ele geçirebilirler. O yüzden Türk askeri benim sanırım Türk Silahlı Kuvvetleri'nin planının hedefinin Afrin'e saldırmış gibi görünüp bir anda İdlib'in doğusuna direksiyonu kırmak istemesi olduğunu düşünüyorum. Neden? Çünkü buna zorundayız. Çünkü Rusya ve Suriye yakın zamanda İdlib'e büyük operasyon başlatacak. Zaten başlattılar ama şu an İdlib'in çevresinde bir operasyon var. Yani İdlib'in merkezine tam Rusya ve Suriye girmedi. Çok ağır şekilde bombalayacaklar ve bombaladıkları zaman milyona yaklaşan mültecilerin Reyhanlı sınırına geleceği söyleniyor. Yani bu mültecileri biz nasıl alacağız içeri? Artık bir ekonomik gücümüz kalmadı, bir gücümüz kalmadı. Artık Türkiye'nin Suriye'de belirli bir alanı güvenli bölgeye çevirmesi lazım. İdlib de PYD'nin eline geçerse güvenli bir bölgeyi biz nereye koyacağız? Yani Afrin'e mi yerleştireceğiz? Dağlık alana mı yerleştireceğiz biz o mültecileri? Hayır, yerleştiremezsin. Oralarda bakamazsın. Çünkü Afrin'de savaş sürecek. Öyle 15 günde Afrin'de savaş bitmez. Oradaki biz mültecileri nereye koyacağız? Mecburen Türk Silahlı Kuvvetleri'nin İdlib'in doğusuna doğru Afrin'den manevra yapması lazım. Çünkü Afrin operasyonu öyle 15 günde, bir ayda bitecek bir yer değil. Yani bugün ben haberlere baktım. Stinger füzeleri verildiği söyleniyor PYD'ye. Yani Stinger füzeler demek uçakları vurabilen. Uçakları nasıl vururlar? Çünkü uçaklar kalkarken kalkışta belirli bir alandan kalkıyorlar. Yani tamam Stinger füzeleri tam uçağı tepedeyken vuramıyor ama inişte ve kalkışta vurabiliyor. Bugün PYD'nin elinde güçlü Stinger füzeleri var. Tehlikeli füzeler var. Yani o iş öyle kolay değil. Benim herhalde devlet tam stratejiyi vermek istemiyor konuşurken. Erdoğan da direkt herkes Afrin'e odaklanmış. Afrin'e, ama ben Afrin'e değil İdlib'in doğusuna odaklanın diyorum. Çünkü asıl kıyamet orada kopacak. Yani burada mesele İdlib'in doğusunda ben yani kıyametin kesinlikle İdlib'in doğusunda kopacağını, büyük bir savaşın orada başlayacağını düşünüyorum. Afrin'den öte, çünkü biz buna mecburuz. Yani hem Türkiye'ye bir yüz binlerce mülteci göçü gelecek, milyonlarca göç gelecek. Türk askeri Afrin'de savaşacak, dağlarda savaşacak. Milyonlarca diyorum, binlerce askerimiz Afrin'e girecek. Ama Türkiye Afrin'de boğulacak, yorulacak, bütün ekonomik gücünü oraya verecek. Ama İdlib ne olacak? Halep ne olacak? Elbap ne olacak? Yani bir yere dalarken bir yeri boş bırakmış oluyoruz, bir yerde tuzağa düşmüş oluyoruz. O yüzden Türkiye'nin
Afrin operasyonundan önce, evet biz bir gün Afrin'e gireceğiz. Orası ayrı konu ama Türkiye'nin Afrin'e operasyonundan önce İdlib'in doğusunu kontrol altına alması lazım. Çünkü asıl tehdit oradan geliyor. Yani evet biz Afrin'i İdlib'in kuzeyinden kuşattık. Bu doğru. Ama İdlib'in kuzeyinin arkası sağlam mı? İdlib'in doğusu sağlam mı? Oradan gelen tehditleri önleyebilecek miyiz? Orada ne kadar Türk askeri var? Şu an İdlib'in kuzeyinde zaten 300 tane Türk askeri var. Yani 300 askerle orayı koruyamazsın. O yüzden mesele bence Afrin merkezi değil. Evet, Afrin'e bir hedef. Asıl sıkıntı bana göre İdlib'in doğusunda patlak verecek. Yanılıyorsun diyenler süreci iyi izlesin. Bakalım kim yanılıyor. Yani burada Doğu İdlib'i alırsak faydası ne olacak? Arkadaşlar Doğu İdlib Astana görüşmelerinde bize güvenli bölge olarak verildi. Doğu İdlib'i Türkiye'nin almak zorunda. Bu kadar mülteciyi nereye koyacağız? Çünkü yakında Rusya ve Suriye operasyon yapacak. Mecburen Türkiye'nin İdlib'in doğusunu almak zorunda. Orada bir güvenli bölge oluşturmak zorunda. Bu kadar insanı nereye koyacağız? Bakın Amerika diyor ki 30 bin tane diyor militanı diyor sınıra koyacağız diyor. Bundan sonra sen bu Suriyelileri nasıl Suriye'ye yollayacaksın? Hangi yani PYD'nin hakimiyetine mi vereceksin bu kadar mülteciyi? Bu mültecileri nereye koyacağız? Yani bunları kimse görüşmüyor. Yani bugün uzmanlarımız Türkiye Afrin'e girecekmiş. Orada teröristleri temizleyecekmiş. Ya bu kadar basit mi? Bizim sadece Afrin'de mi sıkıntılarımız var? Bizim şu an İdlib büyük sıkıntı. Mülteci göçleri bunları nerede kontrol edeceğiz? Önce Afrin sonra İdlib. Afrin operasyonu 15 günde mi bitecek arkadaşlar? Bir ayda mı? Nasıl önce Afrin sonra İdlib oluyor? Sen İdlib'in doğusunu kontrol etmeden Afrin'e gidersen büyük tuzağa düşersin. 3 ay içinde de Türk askerini Suriye'den çekmek zorunda kalırsın. O yüzden önce İdlib'in doğusunun kontrol edilmesi, ondan sonra Afrin'e operasyon yapılması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü şu an İdlib'in doğusu tehlike. Türk askerinin acilen İdlib'in doğusunu kontrol etmesi ve oraya mültecileri yerleştirmesi, güvenli şekilde yerleştirmesi lazım. Yoksa büyük bir mülteci krizi, Rusya ve Suriye'nin İdlib operasyonlarından dolayı büyük bir mülteci krizini bize vurması bekleniyor ve bunun ekonomik bir maliyeti var. Arkadaşlar bana lütfen konu dışında soru sormayın. İYOTA'da durum falan. Ekonomiye de geliriz ama şu an meselemiz Suriye. Şimdi İdlib operasyon olacak mı? Ya ben hala şey olarak düşünüyorum. Yani Türkiye'nin Afrin içlerine giremeyeceği askeri operasyon olarak yani kara harekat olarak törpülerle obüslerle törpüleneceğini zaten beklediklerim oluyor. Yani obüslerle törpüleyeceğimiz oraları. Çünkü biliyorsunuz PYD ve YPG'de bize bahane sunuyor şu an. Bize atışlar yapıyorlar. Biz de karşılık veriyoruz. Yani Erdoğan direkt Afrin içine Türk askerini sokar mı? Türk devleti sokar mı? Hiç düşünmüyorum. O yüzden bir anda manevrayı benim İdlib'in doğusuna kıracağımızı düşünüyorum. Afrin'den manevrayı. Çünkü oradan da bir PYD'nin tehdit algısı var. Bence hedefi Afrin gibi gösterip İdlib'i vuracağız. Çünkü başka seçenek yok arkadaşlar. Bakın ben başka bir seçenek görmüyorum. Yoksa bu kadar mülteciyi nereye koyacağız? Mültecileri yerleştireceğimiz bir yer yok. Halk kaldırmaz artık 400 bin tane mülteciyi en az bakın en az. Eğer operasyonlar İdlib'in merkezine kayarsa Rusya ve Suriye zaten kayacak. Milyon mülteciden bahsediyoruz. Ve Türk ekonomisi bunu kaldırmaz. Bunu en iyi şekilde devlet de biliyor. Yani bu anlattıklarımı devlet de biliyor. Ona göre bir harekat olacağını düşünüyorum. Afrin'e büyük oranda TSK sızdı. Çok zor olmayacak. Arkadaşlar bunları kimler söylüyor? Afrin'e TSK sızmış. Nereye sızmış arkadaşlar? Bu kadar basit mi bu operasyonlar? Neden operasyonlar yavaş işliyor? Çünkü bir operasyon yapmak için 50 tane ülkeyle görüşüyorsun. 50 tane ülkenin onayını bekliyorsun. Orayla görüşüyorsun, burayla görüşüyorsun. Çin'le görüşüyorsun, Rusya'ya görüşüyorsun. Amerika ile görüşüyorsun, Almanya ile görüşüyorsun. Ben hiç öyle bir şey demedim. Mustafa Arda demiş ki nerede İdlib mutabakatı? Bundan önceki canlı yayınlarda Ruslar İdlib çatışmasız bölgesine anlaşma dışına çıkmaz demiştim. Arkadaşlar ben şöyle söyledim. Yani Ruslar anlaşma dışına çıkmaz derken
Ruslar zaten şu an anlaşma dışına çıkmıyor ki. Ben önceden size veririm. Rusya İdlib'de bir tane cihatçı bırakmayacak dedim. Sivil bırakmayacak dedim. Katliam yapacaklar dedim. Burada asıl operasyonu Türk askerinin yapabileceğini söyledim. Yani Türk askeri eğer İdlib'in güneyine girer veya doğusuna bir operasyon yaparsa ve tabii bunu ilk başta yaptığı zaman biraz cihatçılarla karşı karşıya kalacaktık. TSK ilk başta çekimser kaldı. Yani İdlib'in çünkü biz şehirlerine inseydik sanırım istihbarat servisleri devreye girecekti. Bir sürü bombalar patlatacaktı. Türk askerini ateşin içine sokacaktı. O yüzden Türk devleti de bekle gör taktiğine geçti. Bu da Rusya'yı ve Suriye'yi sinirlendirdi. Yani dedi ki sen Türkiye olarak hiçbir şey yapmıyorsun cihatçılara karşı. Görevlerini yapmıyorsunuz. Aslan'daki görüşmelere uymadınız. Bu yüzden size İdlib'in doğusunu vermiyoruz. Güneyini de vermiyoruz. İyice bize kapattılar. Bu yüzden arkadaşlar yani burada Suriye ve Rusya'nın demek istediği sen cihatçıları temizle, operasyonu yap ve İdlib'in doğusunu al. Eğer operasyonu yapmazsan sana İdlib'in doğusunu vermeyiz. Buralar PYD'ye kalır tehdidinde bulunuyor. Rusya ve Esad. Burada mesele bu. Cumhurbaşkanı Afrin'e askeri sokabilir mi? Arkadaşlar ben hala bakın hala şu son açıklamalara rağmen şu hazırlıklara rağmen yani Afrin'e direkt böyle Afrin'in de dağların içine böyle direkt askeri kara askerin gireceğini hala düşünmüyorum. Hala obüslerle operasyonun yapılacağını, bombalamalar olacağını, tam kara harekatı yapılacakken manevranın İdlib'in doğusuna kayılacağını, eğer bu yapılamazsa büyük bir tuzağa düşeceğimizi söylüyorum. Çünkü tuzak. İdlib'in doğusunda büyük bir tehdit var. PYD tehdidi var. PYD'yi İdlib'e sokacaklar biz Afrin'deyken. Yani bu tuzağa Türk devletinin düşeceğine hayatta inanmıyorum. Düşünmek bile istemiyorum. Yani öyle önce Afrin sonra İdlib bu işler sıra sıra olmuyor çünkü vakit yok. Rusya ve Suriye dadanmış İdlib'e PYD İdlib'in doğusundan girmek için hazırlık yapmış. Öyle önce Afrin sonra İdlib bizim böyle bir lüksümüz yok yani. Önce İdlib'in belirli bir kısmını kontrol edip mültecileri oraya yerleştirip ondan sonra Afrin'i almamız lazım. Yani şu anki ben Afrin operasyonun erken Afrin'den önce bazı işlerin daha yapılamadığını, özellikle İdlib'de belirli hatların, belirli bölgelerin kontrol altına alınması gerektiğini düşünüyorum. Eğer bunlar yapılamadan öyle Afrin'e falan girersek biz büyük tuzağa düşeriz. Buradan da zaten yetkilileri uyarıyorum. Yani böyle maceralara girecekseniz hiç girmeyin. Önce İdlib'in doğusu bazı yerlerin kontrol altına alınması lazım. Büyük bir mülteci krizi geliyor. Zaten ekonomik kriz kapımızda. Yani çok büyük bedeller ödenir. Şimdi nerede operasyon başladı? Neresi söylüyor operasyon başladı arkadaşlar? Bakın 17 Ocak'ta Milli Güvenlik Kurulu var. Böyle Milli Güvenlik Kurulu falan olmadan öyle direkt operasyon falan başlamaz. Zaten obüslerle bombalama var. Bu 2 yıldır olan bir şey. Yani şu an olanlar önceden olmadı diye bir şey yok. Zaten Afrin'de 2 yıldır bir bombalama var. O yüzden yani hala operasyon başladı falan bu yalanlara gerek yok. Önce Afrin hattı kesilecek. Afrin zaten çevrelenmiş. Afrin hangi hattını keseceksin? Sen Afrin'i çevrelerken arkadan bir darbe yiyebilirsin. O arkadan darbeyi yememen için İdlib'in doğusunu kontrol etmen lazım. Mustafa da demiş ki Özgür Suriye Ordusu ve HTŞ Esad'ın 2 aydır daha zor aldığı yerlerin yarısını 3 gündür aldı. Ya o 2 ay, şimdi 3 gündür aldığı yerler, bakın 3 gündür aldığı yerler son bir 3 gündür atak yaptı Özgür Suriye Ordusu. Aslında Özgür Suriye Ordusu da atak yaptı. HTŞ falan atak yaptığı yok. HTŞ şu an bayağı bir yeri kaybetti. Ama bu Özgür Suriye ordusunun kendisini çok ön plana atması bu da tehlike. Şimdi aslında daha Rus uçakları tam devreye girmedi İdlib operasyonunda. Biliyorsunuz Halep operasyonunda Rus uçakları devreye girdikten sonra cihatçılar direkt geri çekildi. Şu an sadece Suriye ile HDŞ veya Özgür Suriye ordusu çatışıyor İdlib'in güneyinde. Yani Rus uçakları devreye girdiği zaman oradaki cihatçıların pek bir şansı yok. Ne yapacaklar? Uçağı mı kafa atacaklar? Ellerinde silah yok. Uçaklara karşı gelecek. Rus uçakları devreye. Şu an hepsinin açığa çıkmasını yani Rusya şu an
Bakın, Ruslar şu an akıllı davranıyor. Yani öz sonunda ETŞ'nin de üstlerine gelmesini, cesaretlenmelerini istiyor. Hepsi açığa çıktığı zaman Rus uçakları devreye girecek. Halep'teki olanların aynısı olacak. Size buradan baştan söyleyeyim. Yani 4-5 köyü geri almış ETŞ, ÖSO. Yok, savaşı kazanacaklarmış. Aynı hikayeleri biz Halep için çok duyduk arkadaşlar. Bakın, aynı hikayeleri Halep için çok duyduk. Bunların hepsi yalan. Cihat bizim kanalımız, cihatçılar. Adamlar kendilerine cihatçılar diyor. Ne diyeyim, terörist mi diyeyim? O da terörist deyince de alınıyorlar Sezgin Bey yani. Ne diyeyim yani adamlara? Yani adamların bir ismi yok. Bakın bu örgütlerden sadece ÖSO'da belirli gruplar Türkiye'yi dinledi. Diğer grupların şu an hali ortada. Türkiye'yi dinlemeyen, Türkiye'nin lafını dinlemeyen örgütlerin, Suriye'de örgütlerin şu an hali ortada. Her yeri PKK'ya verdiler. Bakın, Türkiye'yi dinlemediler. Şu an her yerde PKK kontrol etmiş sınırlarımızı. Nerede bu ÖSO? Nerede bu HTŞ? Sıkıştınız İdlib'e. Türkiye'den yardım istiyorsunuz. Ama Türkiye Elbaba operasyon yapacakken ÖSO'nun yarısı dağıldı biliyorsunuz. Bizi sattılar. Gittiler İdlib'e gittiler. Şimdi Türkiye diye ağlıyorlar. Niye biz Elbaba operasyon yaparken sattınız bizi? Bizi yalnız bıraktınız Elbap'ta. Bakın, ÖSO'nun tamamından bahsetmiyorum. ÖSO'nun belli tugayları bizle beraberdir. O bizle beraber hareket etmeyen Ararşam'dan bahsediyorum. HDŞ'den bahsediyorum. Ne oldu şimdi? Bize muhtaç kaldınız ama yapacak bir şey yok. Baştan kaybettiniz. Ben işte PYD'ye karşı birlik çağrısı yapan 5000 kişilik Arap bir şey çıkar mı? Çıkabilir. Zaten Membiç'te başından beri Arap nüfusu fazlaydı. Membiç zaten Arapların yaşadığı yer. Ama biliyorsunuz PYD'nin SDG kolunda da Arap aşiretleri güçlüdür. Yani PYD sadece Kürtlerden oluşuyor olarak görmeyin. İçinde Türk, bakın Türk dahil Arap unsurların çok olduğu bir örgü. Şu an PYD'nin sayısı sanırım 100 bini geçti diyorlar. PYD'nin toplam sayısı. Bunun en az 20 bini size söylüyorum Araptır. Yani Arapların PYD'nin içerisine karışıklık çıkarıp PYD'yi bölebileceği, bazı Kürtleri de yanına alabileceği ve PYD'nin ikiye bölüneceğini, PYD içinde büyük çatışmalar çıkacağını ben 2 sene önce yazdım ve bunlar yavaş yavaş gerçekleşecek. Yani PYD'nin içerisinde karıştıracaklar. Öyle büyük PYD, büyük Kürdistan kuracakmış, büyük devlet kuracakmış, geçecekler o işleri. O işler olmaz. PYD'yi de bölecekler, parçalara ayıracaklar. Ama önce PYD'nin Irak'ı almasını istiyorlar. PYD Erbil'e operasyon yapacak, Irak'ı almasını bekliyorlar. Arap aşiretlerine güvenilmez. Zaten oradaki Arap aşiretlerinin hepsi bize bağlı demiyoruz. İngilizlere de bağlı. Orada Arap aşiretleri var benim içinde. Zaten İngilizler böyle yani PYD'nin tamamen Amerikan köpeği olmasını istemez. PYD'yi bölecekler. Çok açık şekilde ben bunu zaten senelerde söylüyorum PYD'nin bölüneceğini. Sani Müslüm'ün gizli 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 şekilde PYD'nin altını oyduğunu ben düşünüyorum. Afrin'deki MİMA havaalanının öncelikle alınması gerekir. Amerika destek vermesin. Amerika Kobani'den de uçak kaldırır, destek verir. Amerika'nın sadece Afrin'de havaalanı yok ki. Amerika'nın Suriye'de bir sürü yerde üssü var. Irak'ta üssü var. Yani Amerika'nın illaki PYD'ye destek vermesi için. Ama zaten Amerika uçakları devreye girmez. Öyle destek vermez. İşin içinde çünkü Türk askeri var. Amerika askeri uçak kaldırır mı? Ha, burada sıkıntı bir de şu var. Türk askeri acaba uçakla Afrin'e saldırı yapabilecek mi? Biliyorsunuz Afrin'in belli bölgelerinde bunlar sivilleri yerleştirdiler. Siviller yaşıyor. Yani Amerika acaba veya işte Rusya Türkiye'nin hava operasyonu yapmasına izin verir mi? Burada da soru işaretleri var. Yani Türkiye Afrin'e, çünkü biz hava desteği olmadan Afrin'de yani kısa vadede başarılı olamayız. Arkadaşlar, Türkiye'nin hava operasyonuna orada ihtiyacı var. Yani öyle oralar basit bölgeler diyor çünkü. Direkt uçak desteğine ihtiyacımız var. Öyle tankla falan, yani o dağları falan tankla öyle hemen ele geçiremezsin. Çünkü bayağı bir süre isteyen bir iş. Biliyorsunuz Elbap'ta bile 4 ay uğraştık. 4 ay. Yani geniş kapsamlı Afrin operasyonunda çok büyük bir maliyet, külfet yani. Öyle kolay değil.
Benim çünkü Erdoğan bugün, yani Erdoğan durmadan Afrin'e operasyon yapacağız, temizlik yapacağız. Bunlardan bahsediyor ama sanki ben Erdoğan'dan yani operasyon istemiyormuş gibi bir hava sezdim. Şunu istiyor Erdoğan, Amerika'ya da masaya oturmak istiyor. İdlib konusunda bize yer verin diyor yani. Erdoğan açıkça İdlib konusunda bize yer verin, bize alan açın, güvenli bölge açalım diye Erdoğan bu konuda masaya oturmak istiyor Amerika'yla. Çünkü Rusya'yla biz bu konuda anlaşamadık. Bakın Rusya'yla şu an biz anlaşamıyoruz. O yüzden Erdoğan bugün Amerika ile beraber yürümek istiyoruz. Burada beraber yürümek istiyoruzun altına İdlib'deki güvenli bölgeler var. Çünkü bizim oradaki güvenli bölgeleri almamız, oluşturmamız lazım. Yani Erdoğan bugün ya bayağı bir blöf atıyor yani. Hem Türk Silahlı Kuvvetleri üstüne hem Türk askeri üstüne Erdoğan siyaseten blöf atıyor, durmadan mesaj veriyor. Ama bugün de Amerika'nın YPG mesajı, yani biz sınırlarımıza 30 bin YPG'yi koyacağız mesajı. Bunu yemedikleri, yani bunu yemiyorlar arkadaşlar. Direkt savaş istiyorlar yani. Ne yapacağız? Arkadaşlar bakın, Türkiye eğer Afrin'e operasyon yapacaksa öyle yani şöyle bir operasyon olmalı. Yani biz biraz PYD'ye zarar verelim, yaralayalım. Öyle yaparsak çok büyük tuzağa düşeriz. Eğer Türk askeri Afrin'in içine giriyorsa orada o örgütü bitirecek. Bakın yok edecek. Bir tane insan bırakmayacak orada. Bir tane insan bırakmamamız lazım. Yani biz eğer orada örgütü yaralı bırakır, öyle çekilirsek başımıza yine bela olurlar. Yani Türk askeri oraya giriyorsa onları tamamen bitirecek. Yani eski Kuzey Irak'taki şey operasyonları gibi PKK operasyonları, yani zapı vur çekil veya Kandil'i vur çekil. Zapı vur çekil, oraya vur çekil, Hakkari dağları vur çekil. Yani böyle operasyon olacaksa hiç girmeyelim yani. Direkt onları yok etmeye, yani kafalarını bile kaldıramamaları lazım. Direkt onları yok etmeye girmemiz lazım. Öyle yani yaralı bırakmaya girersek bu işin sonunda biz zararlı çıkarız. Ya zaten arka planda Rusya ve Amerika Türk askerinin Suriye'den çekilmesi için anlaşmış. Bakın burada Türkiye'ye bir tuzak kuruldu. Bu tuzağın sonunda da Türk askerinin Suriye'den çekilmesi var. Rusya ve Amerika bu konuda anlaştı. Bizi istemiyorlar arkadaşlar. Bakın ne Rusya, Suriye dahil bizi Suriye'de istemiyorlar. Bizi kovmak istiyorlar. Kovmak için de türlü türlü oyun kuruyorlar. Eğer Türk askeri direkt İdlib'in doğusunu ve İdlib'in çevresini kontrol etmeden direkt Afrin'e askeri harekat yaparsa biz bu tuzağa düşeriz. Bizim bu tuzağa düşmememiz lazım. Çünkü bu adamların hedefi Türk askerini tamamen Suriye'den çekmek. Eğer Türk askeri tamamen Suriye'den çekilirse geçmiş olsun. Vallahi bize ne Anadolu'da ne enerji hattı kurdururlar, hiçbir şey kurdurmazlar. Rusya ve Amerika anlaşmış. Mecburen oyunu çok akıllı oynamamız lazım. Çok dikkatli oynamamız lazım. Özellikle İdlib diyorum. Zaten neden İdlib dediğimi artık bu haftalarda daha iyi anlayacaksınız. Neden İdlib'in çok önemli olduğunu, İdlib'in de olsun neden önemli olduğunu bu hafta çok iyi anlayacaksınız. Ben Türk askerinin, yani Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, Türk Devleti'nin İdlib'i gösterip diyorum. Afrin'i gösterip İdlib'in doğusuna bir operasyon yapacağını, bütün hazırlığın İdlib'in doğusu için yapıldığını düşünüyorum. Çünkü İdlib'in doğusu alınmadan, orada güvenli bölge kurulmadan Afrin'e operasyon yapılırsa bu işten zararlı biz çıkarız. Bu kadar açıkça size söylüyorum arkadaşlar. Rusya Amerika anlaşamaz demiş. Nasıl anlaşamıyor? Yani Rusya ve Amerika'nın şu an anlaşamadığı bir durum var mı? Yani bana söyleyin. Deyin ki yani Rusya ve Amerika şu konuda anlaşamıyor deyin bana. Var mı böyle bir sen niye buradasın? İçişleri Bakanı. Ya böyle boş boş yorum yapanları ben engelleyeceğim arkadaşlar. Diyor ki sen niye buradasın? İçişleri Bakanı ol. Yani işsiz misin arkadaşım? Yani böyle salak salak yorumlar yapacaksanız gelmeyin ya. Burada diğer takipçilere, diğer izleyicilere de ayıp yani. Böyle saçma sapan sorular soruyorlar. Kardeşim sana mı soracağım İçişleri Bakanı olacakmışım veya başka bir şey? Sana ne yani? Şimdi sorulara gelelim. Bazı sorular var. Sadece ben konuştum. Türk askerimizin yapacağı dışarıdaki bir hareket içeride sıkıntılı günler doğurur mu? Doğurur.
Yani ekonomik olarak doğru arkadaşlar. Her şeyin bir ekonomik karşılığı olacak. Her sıkıntının, her harcamanın içeride bir ekonomik karşılığı olacak. Yani Türkiye direkt kara harekatı olarak Afrin'e girerse bazı yerler karışır yani. Ya asıl önemli olay çünkü mülteci krizi olacak arkadaşlar. Bakın bu mülteci krizi çok tehlikeli bir kriz. Mülteci krizi çok tehlikeli bir durum. Mülteciler dadandığı zaman yani ekonomi zaten bozulacak. Bir de Türk askeri Afrin'de falan iyice kamuoyunu bize sıkıştıracaklar. O yüzden özellikle İdlib'i kontrol altına almamız lazım. İdlib'in doğusunu. Şunu zaten bunu hemen şunu hemen engelleyeyim. Bu troll tayfadan herhalde bunlar. Bu trolleri engelle bitmiyorlar ya. Böcek sürüleri ya. İlaçlama yapacağım yakında. İlaçlama. İlaçlama yapmadan artık canlı yayın yok. Önce trolleri engelleyeceğim. Her yerden çıkıyorlar. Amerika'nın 30 bin kişilik sınır muhafızı söylemi tamamen Afrin operasyona karşılık psikolojik baskı. Evet, bu da doğru olabilir. Ama işte PYD içinden birileri bizi çekmek istiyor oraya. Yani bölgeye çekmek istiyorlar. PYD tarafından durmadan tahrik geliyor. O da var. Şimdi orayı iki aşamalı düşünmemiz lazım. İngiltere'ye rağmen Rusya ABD ile nasıl anlaşır? Ya bazı konularda anlaşmak zorunda. Arkadaşlar Rusya'nın ekonomisi dolara bağlı. Bakın Rusya ekonomisi dolara bağlı. Bugün petrol fiyatları artışta. Artıyor yani bugün petrol fiyatları. Bugün Rusya ile Amerika biraz kavga etsin, petrol fiyatları düşer. Şimdi şimdi Devlet Bahçeli, Tayyip Erdoğan ittifakı birleşmesi bu konulara geleceğiz. Şimdi Suriye ile ilgili bazı bu Sonar herhalde arkadaşlar şimdi ekranıma yansıdı bir anket açıklamış Sonar. Cumhurbaşkanlığı seçimleriyle alakalı bir anket açıklamış. Cumhurbaşkanlığı seçimleriyle alakalı Sonar. Tamam bu anketlere geleceğiz. Biraz iç siyasete döndüğümüz zaman şu an Türkiye iç siyasetinde neler oluyor? O konuya birazdan geleceğiz. Şimdi biraz Suriye'de kalalım çünkü sorular var. İç siyasete geçeceğiz arkadaşlar. Birkaç soru alayım. Ondan sonra iç siyasete geçelim. Amerika İran operasyonu ne zaman başlatacak? Var arkadaşlar biraz daha var. Esad'ı indirmeden, Esad'la işleri bitmeden Amerika açıktan İran'a operasyon çekmez. Şu an sadece SİHA bölgeyi yokluyor. Bölgede biraz ayaklanmalar çıkarttılar. Şu an İran'ın reflekslerini ölçüyorlar. Yani Amerika Esad'ı indirmeden İran operasyonu başlatmaz. Bence de başlatmaması onlar için daha akıllıca olur. Afrin İdlib komple 900 kilometre sınır hattını temizleriz. İşte temizleyemezsin arkadaşım. Adam her yere üs kurmuş adamlar. Temizleyemiyorsun, dokunamıyorsun. Bugün Kobani'ye dokunamıyorsun çünkü orada Amerikan üssü var. Almanlarla ara düzelir mi? Düzelecek. Bizim en büyük müttefikimiz Almanlar olacak diyorum zaten son 2-3 aydır. Biliyorsunuz Mevlüt Çavuşoğlu'yla bir Alman büyükelçi miydi o, bakan mıydı? Onun bir fotoğrafı çıkmıştı. Suriye'de savaş biter mi? Bitmez. Bu Suriye'de savaş arkadaşlar kıyamete kadar sürer. Ben Suriye'de falan savaşın biteceğine hiç inanmıyorum. Öyle Suriye'de savaş biter diyen varsa da yalan söylüyordur. Hiç inanmayın. Orta Doğu kaynarken İngilizlerin ses çıkarmamasını neye bağlıyorsunuz? İngilizleri Türkiye'yi üstünden izleyin arkadaşlar. Bakın İngilizleri direkt sahada göremezsiniz. Türkiye'yi üstünden izleyin diyorum. Arkadaşlar şimdi Amerika'ya karşı İran'a güvenebilir miyiz? Şöyle yani burada bir çıkar ilişkisi var. Çünkü İran sana güvenmek zorunda, sen İran'a güvenmek zorundasın. Çünkü yani İran ve Türkiye ittifakı olmazsa İran da bölünür, Türkiye de bölünür. Oradaki Kürtler de acı çeker. Mecbur. Türkiye ile ve İran
bölgesel olarak ittifaka mecbur. Yani bunun güven ilişkisi, çıkar ilişkisi falan kalmadı artık. Bu artık bir zorunluluk haline geldi. Perinçek diyor ki Erdoğan Suriye ile beraber YPG'yi yok etmek zorunda. Hayır, yok etmek zorunda falan değiliz. Arkadaşlar PYD ve YPG'yi yok etmek zorunda değiliz. Zaten yok edemeyizdir. Öyle bir şey yok. Ya Türkiye'nin akıllı davranması lazım. Bakın mülteci krizleri geliyor. PYD iyice ne yayılıyor. Yakında Irak'a da girecekler. Yani Türkiye önce mültecileri güvenli bir hatta sokup ondan sonra operasyonları başlaması lazım. Bu çünkü bu krizler ya bu mülteci krizi var arkadaşlar. Başa bela. Bakın başa bela. Neden yayının başından beri mülteci krizi diyorum? Ekonomik külfet. O insanları kontrol etmek. Acaba kaçı terörist? Çünkü biliyorsunuz teröristlerin artık Türkiye'ye sızmasındaki en kolay yöntem mültecilerin arasına sızmak oldu. Bütün teröristler mültecilerin arasına sızıyor. Ben mülteciyim diyor. Kendisini böyle bir garip gösteriyor. Garip bir havaya sokuyor. Rahat rahat Türkiye'ye giriyorlar. Ya çünkü güvenlik açısından da sıkıntılı bir durum. Yani kimin kim olduğu belli değil. Bugün Rusya bombalama yapıyor İdlib'i. Birileri kaçışıyor, sınıra geliyor. Acaba bu adamlar arasından acaba hangisi terörist? DEAŞ'lı var mı? El-Nusra'cı var mı? PKK'lı mı gelenler? Kim geliyor belli değil. Yani istihbarat bunları nasıl inceleyecek? Adam oraya kimliksiz geliyor. Kaybettim diyor. Her şey diyor. Ülkeye girmek istiyor. Yani bir Türkiye'nin başına baya bela var arkadaşlar. Kolay değil yani. Baya bir bela var başımızda. Yani bunları yani buradaki mültecileri güvenli bir bölgeye almadan falan yok Afrin'e gireceğiz yok oraya gireceğiz. Zaten başımıza bela olacaklar. Başımıza bunlar bela olmadan İdlib'in belirli bölgesini kontrol altına almamız lazım. Yoksa Afrin'le savaşmışız. Orada savaşmışız. Hiç bunun önemi yok. Her yerden başımıza belayı sokabilirler yani. Mültecilere sınır kapatarak güvenlik alınamaz mı? Alınamaz arkadaşlar. Ne yapacaksın orada mültecileri toplayacaksın? Arkadaşlar Rusya falan buna izin vermiyor. Direkt bombalıyorlar, öldürüyorlar yani. Öyle mültecileri falan bir yere topla, bopla. Yok yani o işler yaş. O işler olmaz. İzin vermiyorlar. Mecbur içeri alacaksın adamları. Şimdi arkadaşlar Türkiye neden Kürt devletine karşı değil? Biz Kürt devletine karşı değiliz. Biz emperyalistlerin kuracağı devlete karşıyız. Kürtler devlet kurmak istiyorsa kursun. Kursun yani. Ama nasıl kurdukları önemli burada. Yani Kürtler nasıl devlet kuracak? Neyle kuracaksın yani devleti? Sen o devleti kurarken senden bir şeyler istiyorlar. Senden bunu yapmanı istiyorlar. Zaten şimdi arkadaş yazmış. Salim Müslüm İdlib'e karşı rejimle birlikte hareket etmeyi düşünüyoruz demiş. Öyle iddia ediliyor. Zaten yayının başından beri bunu anlatıyorum. İdlib'te Esad'da büyüyen arkadaşlar o İdlib'te Esad'da büyüyen DEAŞ değil farklı bir oluşum. Yani ona DEAŞ diyorlar. DEAŞ değil arkadaşlar. İdlib'te falan. O İdlib'e giren DEAŞ değil, onu DEAŞ diye gösteriyorlar. Bence onlar DEAŞ'lı değil arkadaşlar. Başka bir örgüt o. DEAŞ kılığına girmiş başkaları olabilir. Orada da pis bir oyun var. Onu da daha çözemedim yani. Çözünce anlatacağım. Şimdi iç siyasete geleceğiz. Yani Afrin konusunda son olarak şu özeti geçelim. Afrin operasyonu eğer olursa kara harekatı olarak uzun bir sürer yani böyle 5-6 ay sürer. Türk ekonomisi de bunu kaldırmaz. O yüzden ben direksiyonu doğuya doğru çevireceğimizi, İdlib'in doğusuna doğru yöneleceğimizi, açıkça Afrin tuzağına düşeceğimizi düşünmüyorum. Çünkü hedefleri arkadaşlar bize Afrin'i vermiş gibi görünüp İdlib'e PYD'yi çekmek. Çünkü PYD İdlib'i alırsa, belirli bölgeleri alırsa Laski'ye kadar uzanacaklar. Çünkü İdlib'den sonra bir Laski limanı kalıyor artık. Yani petrolü aktarmaları için, doğal gazı aktarmaları için İdlib'den sonra Laski alanı başlıyor. Yani bize arkadaşlar seçenek sunuyorlar. Ya İdlib ya Afrin. Rusya diyor ki bak Afrin'le mafrin'le uğraşma.
İhtiyatçılara karşı biz de müttefik ol, biz de anlaşma yap. İdlib'de güvenli bölge kuralım, ortak şekilde mültecileri oraya koyalım. Bu şekilde ilerleyelim. Ha, biz diyoruz ki Afrin, biz İslamcıları içeride karşıma alamam, oy kaybına uğrarım veya cihatçılarla savaşamam. Biz Rusya'ya da bu cevabı veriyoruz. Bu cevabı verdiğimiz için Esad ve Rusya bize Kürt kartını öne atıyor. Diyorlar ki sen Afrin'i alırsan biz de İdlib'e PYD'yi veririz. Sen zararlı çıkarsın diyorlar ve haklılar da. O yüzden Türkiye'nin acilen İdlib'in doğusuna manevraya kırıp önce İdlib'de belirli bölgeleri kontrol altına alması, oraları aldıktan sonra gerekirse Afrin'e operasyon yapılması gerektiğini düşünüyorum. Bu konuyu da burada noktalıyorum. Türkiye Cumhuriyeti son bir herhalde Cumhuriyet tarihinin en zor haftasına giriyoruz arkadaşlar. Bakın alınan kararlar geleceğimizi etkileyecek. Yani önümüzdeki 50 yılın geleceğimizi etkileyecek. Yani son 50 yılın en önemli kararları bu hafta içinde alınacak. Yani şu an biliyorum siyasiler üstünde de çok büyük bir yük var. Çok önemli bir yük var. Yani evet bir savaş çıkacak. Biz PYD ile karşı karşıya kalacağız. Ama bu işin sonunda ne olacak? Yani nasıl kararlar alınacak? Bu hafta içi göreceğiz. Ben hala Afrin gösterilip İdlib'e yani İdlib'in doğusuna direkt yolunu kıracağımızı, bunu yapmak zorunda olduğumuzu düşünüyorum. Artık iç siyasete dönelim arkadaşlar. İç siyasette neler oluyor? Ha, arada Suriye'ye de döneriz. Çünkü genel zaten sohbet havasında canlı yayınımızı götürüyoruz. Şimdi bu Soner anket yayınlamış arkadaşlar Soner. Bu Soner herhalde biraz CHP'ye yakın ama Hakan Bayrakçı'nın şeyi Soner. Şimdi demiş ki %46 Recep Tayyip Erdoğan demiş. %22 Kemal Kılıçdaroğlu demiş. Yani CHP'nin adayı herhangi kimse. %18 Meral Akşener demiş. %9 HDP demiş. %3 diğer partiler demiş. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde. Şimdi ben bu ankete hiç katılmıyorum arkadaşlar. Yani Meral Akşener oyunun %18 olduğuna Cumhurbaşkanlığı seçimleri için diyorum. Hiç katılmıyorum. %46 Erdoğan'a demiş Cumhurbaşkanlığı seçimleri için. Ha, şu anlık evet. Doğru bir rakam %46 ilk tur için. Doğru bir rakam vermişler. CHP %22 ve Meral Akşener 18. Burada bence bu anketçi bayağı yanılmış. Yani CHP ve Meral Akşener'in oranında bayağı bir yanılgı var. Ve diğer partiler 3 demiş. Diğer partilerden kim aday çıkarsa Saadet Partisi mi? Saadet Partisi aday çıkarsa %1 oy alamaz. Onlar boş işler. Geçecekler onları. Diğer partilerin de öyle ben aday göstereceğini zannetmiyorum. Yani bu anket bayağı bir palavra bir anket olmuş. Erdoğan'ın oyu belki doğru olabilir. Ama yani CHP ile Akşener'in oyu bana böyle inandırıcı gelmedi. Nasıl bir anket yapmışsa adam. Şimdi bu şeye gelelim arkadaşlar. Abdullah Gül aday olacak mı hiç zannetmiyorum. Abdullah Gül aday olmaz. Şimdi Ahmet Hakan şey yazmış. Kulis yapmışlar. Kulis yazmışlar. Yani Ali Babacan aday olur. Üç parti onun adına birleşir falan. Hayır arkadaşlar bakın muhalefet partilerin ben işin sonunda eğer CHP'de olan değişiklikle beraber yani Kılıçdaroğlu'nu Mart'ta indirmek isteyecekler. Kılıçdaroğlu'nu Mart ayında. Zaten bunun altyapısı yapılmaya başlandı. Ulusalcılar Kılıçdaroğlu'nu Mart ayında indirmek isteyecek. Ama bu iş öyle kolay değil. Yani Kılıçdaroğlu da CHP içinde lobisi çok sağlam. Biliyorsunuz Aleviler artık öyle bir güç kazandı ki CHP'de Kılıçdaroğlu koltuğunu çok sağlam görüyor. Ama ulusalcılar falan eğer Kılıçdaroğlu indirirse CHP'de Meral Akşener'e döner. Tamamen Cumhurbaşkanlığı seçiminde muhalefet Meral Akşener'in etrafına doğru şekillenmeye başlar. Yani Ali Babacan diyorlar. Gül Ali Babacan'a aday gösterecek diyorlar. Buna da inanmıyorum ama Ali Babacan şöyle. Ali Babacan yeni kurulacak kabinede yani seçimden sonra yeni kurulacak kabinede kim kazanırsa kazansın. Erdoğan seçime girerse diyelim kazandı. Ya bu benim tahminim değil ama kim kazanırsa kazansın Ali Babacan'ın kendi kabinesinde görmek isteyecek mecburen. Çünkü bir dünya krizi geliyor, ekonomik kriz geliyor. Bu türlü kriz dönemlerinde seni biraz sana nefes aldıracak adamlardan biri dış ilişkilerde küresel sermaye ile arası iyi olan Ali Babacan'dır. Lobisi olan adamdır. Mecburen Ali Babacan gibi adamı herkes kullanmak ister. Parti fark etmeksizin. Burası ayrı konu.
Şimdi ben bu Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile Erdoğan arasında neden çatışma çıktı? Bu çatışmayı eğer Devlet Bahçeli merkezde okumazsak hata yaparız arkadaşlar. Bakın Devlet Bahçeli 2007'de biliyorsunuz 2007'de Abdullah Gül'ü Çankaya çıkaran Bahçeli'ydi. Yani Bahçeli istemeseydi Abdullah Gül Cumhurbaşkanı olamayacaktı. 2007 seçimlerini hatırlayın. Aslında Abdullah mesela Ekmelettin İhsanoğlu'nun aday olmasında Abdullah Gül ile Devlet Bahçeli'nin çok önemli bir rolü var. Biliyorsunuz bir toplantı oldu Çankaya'da. Abdullah Gül ile Devlet Bahçeli konuşma yaptı. Görüştüler. Ondan sonra Ekmelettin İhsanoğlu adında bir aday çıktı. Kimsenin beklemediği bir aday. Bunu da belirleyen Bahçeli ile Abdullah Gül'dü. Beraber belirlediler. Burada da arkadaşlar bakın burada bir oyun var. Sanırım Devlet Bahçeli tarafından bir manevra olacak. Bakın Bahçeli tarafından bir manevra gelecek yakında. Şöyle bir manevra olacak. Devlet Bahçeli ve Abdullah Gül'ün ortak şekilde Erdoğan'ı bitirmeye oynadığını görüyorum. Tabi bunun da Erdoğan haberi yok mu? O da var, o da biliyor. Bir kararlar alındığını. Erdoğan da bunun farkında. Ve pek ses etmiyor, karışmıyor. Bahçeli'nin kendisine karşı hangi oyunu oynadığını çok iyi biliyor. Ama ses etmiyor. Çünkü o da oyuna uyumluluk sağlamış. O da plana uyumluluk sağlamış. Yani diyorlar ya, yani benim külahımı anlatsınlar arkadaşlar. Bakın. Benim külahımı anlatsınlar. Bahçeli yok milli mutabakat kurmuşlar. MHP ile AK Parti yakınlaşmış. Bilmem ne. Benim külahımı anlatsınlar. Bu hikayeleri bakın ben ne dedim 2013 yılında Devlet Bahçeli, Erdoğan, Deniz Baykal aynı ekipte dedim değil mi? Aynı ekipte dedim değil mi arkadaşlar 2013'te? 2014 ve 2015'te bu zihniyet Bahçeli'yi kötülerken ben Bahçeli'ye sahip çıkmışımdır. Buna da herkes şahittir. Devlet Bahçeli'nin devletin adamı olduğunu söylemişimdir. Bugünkü AK Partilerin %90'ı o günlerde Devlet Bahçeli'ye küfür ediyordu. Bugün de Devlet Bahçeli kendini muhafazakar lidere yaklaştırdı. Kendi oylarını şu an şey gibi dağıtıyor. Bakın şu an kendine ait oyları etrafa saçıyor, dağıtıyor. Kendisini bitiriyor. AK Parti'yi de aynı anda bitiriyor. Şu an öyle bir operasyon çekiyor ki sinsi sinsi. Şu an AK Partileri de uyutuyor. Nasıl zamanında MHP'yi, CHP'yi uyuttu, Erdoğan'ı destekledi Devlet Bahçeli. Bugün de aynı şekilde AK Partileri çok güzel uyutuyor. Çok güzel tuzağa çekiyor. Tabii bunu devlet adına yapıyor. Bu da ayrı konu. Hala benim bir fikrim değişmedi. Devlet Bahçeli de devletin adamıdır. Ve bundan bir sene sonra bakın tarih veriyorum. Bir sene sonra bugün Devlet Bahçeli'yi savunan AK Partililer Devlet Bahçeli'ye sen beni kandırdın diye küfür edecekler. Bakın bu kadar açık konuşuyorum. Çünkü ben 2015'te ne dedim? Bugün Devlet Bahçeli'ye AK Partililer küfür ediyor. Ama bir iki sene sonra dediğimize gelecekler. Devlet Bahçeli'yi övecekler dedim. Bakın bugün de şunu diyorum. Bir sene sonra bugünkü AK Partiler nasıl Devlet Bahçeli'yi savunuyorlar? Devletin adamı diyorlar. Geçmişte FETÖ'cü diyorlardı. Biliyorsunuz 17-25 Aralık'taki tutumundan dolayı eskiden Bahçeli'ye FETÖ'cüsün sen diyorlardı. Bugünkü tutumundan dolayı Bahçeli'yi destekleyen kesim bir sene sonra Bahçeli'ye küfür edecek. Çünkü kurduğu tuzağı anlayacaklar. Kurduğu tuzağı anlayacaklar. Ha, bunda Erdoğan haberi yok mu? Var. Erdoğan da kendisine bir şeyler rol oynuyor. Abdullah Gül de kendine bir şeyler rol oynuyor. Devlet Bahçeli de kendisine biçilen rolü oynuyor. Bu kadar açıkça. Şimdi burada operasyon niye böyle bir operasyon var? Niye böyle bir operasyon dönüyor? Bunu şimdi size anlatacağım. Tuzak nedir? Tuzak dediğim arkadaşlar burada hedef Erdoğan'ı bitirmek değil. Erdoğan'ın çevresini tasfiye etmek. Burada tuzak derken yani Erdoğan'a kurulurken tuzak aslında Erdoğan'ın çevresine kuruluyor. Ya burada aslında hedef Erdoğan değil. Şimdi nasıl bir tuzak kuruluyor? Bunu anlatacağım. Şimdi baştan Türkiye siyasetine gelmek lazım. Biliyorsunuz Deniz Baykal tasfiye edildi. Biz Deniz Baykal'ın tasfiyesini, kasetle tasfiyesini FETÖ'nün yaptığını düşündük. Öyle yorumladık. Ama zamanında AK Parti şöyle yorumlamıştı Deniz Baykal'ın tasfiyesini. Yani Erdoğan açıklama yapmıştı. Yani bir yerini tutamıyorsan ne yapacaksın gibi. Bahçe, o zaman Tayyip Erdoğan Deniz Baykal'a mesela hakaret etmişti. Yani eleştirmişti. Sen nasıl bu tuzağa düşersin bilmem ne. Şimdi ne oldu? Sonradan Deniz Baykal haklı görüldü. FETÖ'nün ona tuzak kurulduğu düşünüldü. Falan bla bla işler oldu. Şimdi burada arkadaşlar bakın Atil Devlet
Akil devletten bahsedeceğim size. Şu an size devleti anlatacağım. Hani bana diyorlar ya sen devleti küçük görüyorsun, eleştiriyorsun, bilmem ne. Ben devleti falan eleştirmiyorum. Ve size şimdi devleti anlatacağım. Bakın devlet nasıl oyun kuruyor. Geçmişteki olayları anlatacağım. Yani gelecekten bir şey söylemeyeceğim. Geçmişte neler oldu? Bir özet geçelim. Biliyorsunuz Mısır'da bir darbe gerçekleşti. Mursi indirildi. Ve Türkiye siyaseti Mursi indirilmeden önce bir şekilde dizayn edildi. Nasıl dizayn edildi? Kim tarafından dizayn edildi? Şimdi arkadaşlar siz akil devlet bir devlet olsanız İslamcılarla ülkücüleri çatıştırabilir misiniz? Veya İslamcılarla ülkücülerin sokakta çatışma ihtimali var mı? Hayır yok. İslamcılarla ülkücüler evet birbirine bazen küfür eder, kızar, hakaret eder, sen böylesin der ama hiçbir zaman sokakta birbirlerine silah çekmezler, birbirleriyle kavga etmezler. İslamcılarla ülkücüler şey gibidir, kedi köpek gibidir, didişirler ama hiçbir zaman kavga etmezler, hiçbir zaman birbirlerine zarar vermezler. Ama ülkücülerle Alevilerin çatışma ihtimali var mı? Meydanlarda bu iki kesimin çatışma ihtimali var mı? Mesela ülkücülerle Alevilerin veya Şiilerle Sünnilerin birbirleriyle çatışma ihtimali var mı? Var. Bunun için ne yapman lazım? Bölgede çünkü Şii-Sünni kavgası isteniyor. Amerikan İran'a operasyon yapması bekleniyor. Bölgede Şiilerle Sünniler birbirleriyle kavga ediyor. Senin kendi içerisindeki Türkiye dizaynını dışarıya göre yapman lazım. Bunun için ne yapacaksın? Önce ülkücülerle Alevileri aynı safta tutman lazım. Bunun için birinci operasyon Deniz Baykal, Ulusalcı Deniz Baykal, Türkçü Deniz Baykal indirilecek. Yerine Alevi kökenli bir lider getirilecek CHP'nin başına. Ve sen ülkücü liderle Alevi kökenli lideri yan yana tutman lazım. Bunları yakın bellemen lazım. Bunları aynı ittifaka sokman lazım. Ne oldu? Devlet Bahçeli ile zamanında Kılıçdaroğlu aynı cephedeydi. Neden aynı cephedeydi? Bu yüzden. Çünkü Türkiye'de iç karışıklık planları var. Gezi olayları planlanıyor. Bazı şeyler planlanıyor. Gezi'de ne oldu? Erdoğan'ın muhalif ülkücülerle Aleviler sokaktaydı. Karşı karşıya gelmediler. Özellikle Devlet Bahçeli ülkücülerin çoğunu evlerinde tuttu. Dışarıya salmadı. Orada Devlet Bahçeli bir tampon görevi yürüttü. Ne yaparsın? Ülkücü liderle Alevi lideri aynı cephede tutarsın. Çünkü ülkücülerle İslamcıların çatışmasını istersin. Çünkü onların çatışma ihtimali azdır. Yani çatışmasını isterken karşılıklı onların durmasını istersin. Eğer sen ülkücü liderle Alevi lideri karşı karşıya bırakırsan bu geçmişe sıkıntı olurdu. Akil devlet bunu öngördü, bunu yaptı. Gezi'de geçmişte çatışmış olan tarafların Gezi'de ittifak kurduğunu, beraber sokakta eylem yaptığını görüyoruz. Akil devlet bunu yaptı. Bunları birleşti. Yani 10 sene sonra ulusalcılarla AK Partililer barışacak. Zaten yavaş yavaş barışmaya başladılar. Burası da ayrı konu. Şimdi ikinci operasyon. Arkadaşlar ikinci operasyon. Bugün yapılan operasyon ne? Çünkü biliyorsunuz PYD merkezi Suriye'de bir devlet kurulacak. Biliyorsunuz. Ya şimdi saçma saçma yorum yapanlar var. Şunu hemen engelleyeyim. Hüseyin Berfin bu kim ya? Bu okçe ağız ne? Arkadaşlar bir dakika bir dakika şimdi ırkçı ağız derken ne demek istiyorsunuz? Neyse ben konuya geleyim. Konuya devam edelim. Şimdi böyle saçma sapan yorum yapanları ben direkt engelliyorum. Şimdi bölgede bir PYD devlet, PYD merkezi devlet kurulmak isteniyor. Çünkü arkadaşlar bakın. Merkez Barzani'den çıktı. Merkezde Sünni Barzani vardı. Kürdistan'ı kurmak istiyordu. Biz Sünnilerle Alevilerin veya Sünnilerle Kürtlerin çatışmasını istemiyorduk. Bu yüzden Bahçeli, bakın Bahçeli, Kemal Kılıçdaroğlu HDP AK Parti'ye karşı tek taraftaydı. Ama o zaman merkezde Barzani varken, o zaman merkezde PKK yoktu. Bugün merkez PYD'ye kaydı. Sosyalist PYD'lere kaldı. Solcu PYD'ler yani solcu Kürtçü. Yani şu PYD nasıl bir oluşum? Solcu Kürtçü bir oluşum. Merkez sosyalist bir oluşum.
Merkez Suriye'de PYD'ye kaydı. Kürtlerin merkezi o oldu. Şimdi ne yapman lazım arkadaşlar? Bu sefer ters operasyon yapacaksın. Ülkücü lideri, muhafazakar lideri yaklaştıracaksın. CHP'yi, yani kendi içindeki solcu Alevi CHP'yi mecburen HDP'ye yakınlaştıracaksın. İki ayrı ittifak kuracaksın. CHP, HDP, AKP, MHP. Çünkü HDP bloktan ayrılıyor artık. Bloktan kopmak üzere. PKK bitirilmiş, operasyonlar olmuş. Bu bloğu birleştirmenin için ne yapman lazım? CHP'yi HDP'ye yakınlaştıracaksın ki HDP'yi Ankara merkezi siyasette tutabilesin. Bunu da tutmak için mecburen hem MHP'yi AK Parti'ye yakınlaştıracaksın, belirli Kürt kesimi AK Parti'den uzaklaştıracaksın, CHP ile olan ittifaka çekeceksin. CHP üstünden PYD'yi Ankara'daki merkeze çekmen lazım. Yani oradaki Kürt halkının yönünü Suriye merkezi PYD değil Ankara'ya çekmen için mecburen burada CHP kullanıyor. Yani bugün CHP içinde Kürtçülerin olması falan bunların hepsi devletin planıdır. Devletin bilgisi dahilindedir. Şimdi burada tabii tuzağa geleceğim. Şimdi burada tuzağa geleceğim. Şimdi çünkü Türk artık siyaset tıkandı. Bakın. Siyaset tıkandı. Türkiye'de siyaset tıkanmak üzere. Erdoğan etrafı artık bu pelikancılar dediğimiz bu gladyocu grup tarafına etrafı çevrilmiş. Bürokrasi zaten gladyonun elinde yıllardan beri, oraya bir operasyon olmadı. Tabi TSK'da işte belirli temizlikler oldu. Emniyette belli temizlikler oldu ama yani diplomatik alanda Erdoğan etrafı çevrili. Danışmanlar üstünden veya bazı ekonomik kurumlar üstünden etraf çevrili. Şimdi Devlet Bahçeli Erdoğan üstünden, Erdoğan arkasındakileri operasyon çekiyor. Çünkü yani Erdoğan giderse bunlar da gider, bunlar da biter. Bunları kimse kabul etmez. Ama işte bu tasfiyenin Erdoğan eliyle olması lazım arkadaşlar. Şimdi Erdoğan eliyle olmazsa bu operasyon ters teper. Devlet Bahçeli AK Parti'yi bitirecek. Özellikle AK Parti hegemonyasını bitirecek. Nasıl yaptı bunu? Biliyorsunuz bir anda başkanlık sistemini öne attı. Başkanlık sistemini öne attı. Bir anda dedi ki yani başkanlık sistemine karşı çıkan Devlet Bahçeli bir anda başkanlık sistemini gündeme getirdi. Bir anda meclise taşındı. Bir anda Türkiye'de terör saldırıları durdu. Yani belirli bir operasyon çekildi. Devlet Bahçeli başkanlık sistemini öne attı. AK Parti'ye yakınlaştı. Bir anda küskünler, yani Devlet Bahçeli etrafından ayırdığı küskünler bir anda İyi Parti'yi kurdu. Bahçeli kendi seçmeni durmadan işte Erdoğan'a destek vereceğiz açıklamalarıyla oraya kaydırıyor. Durmadan Meral Akşener'e bir pohpohlama var. Nasıl arka planda bir pohpohlama var. Meral Akşener'e bazı zorluklar çıkartılıyor. Mağdura sokuluyor. Böyle bir oyunlar yapılıyor falan. Kendi oyunu Meral Akşener'e kaydırıyor ve kendini bitiriyor. Aynı anda aslında AK Parti ile bitiriyor arkadaşlar. Çünkü Devlet Bahçeli'nin Erdoğan'a yakınlaşması direkt Kürt oylarını zaten karşı tarafa kaydırıyor. Bir de kendi oylarını, çünkü başkanlık sisteminde biliyorsunuz yani bir Erdoğan karşıtlarıyla Erdoğan destekçileri arasında bir seçim olacak. Yani Bahçeli kendi partisinde Erdoğan'a destek verecek olanlar da durmadan karşı tarafa kaydırıyor. Yani burada bir Devlet Bahçeli operasyonu var. Zaten bu operasyonun daha da net olacağını ileride söyleyeceğim. Bahçeli'nin ben sanırım bir 6 ay sonra falan bir manevra yapacağını düşünüyorum. Bir değişime girecek yani. Hiç böyle insanların böyle beklemediği bir anda, nasıl Devlet Bahçeli insanların beklemediği anda bir başkanlık sistemini öne attı. Bir 6 ay sonra Bahçeli'nin garip bir manevra işine gireceğini ve Erdoğan'ın sırtından vurmuş gibi görüneceğini ben düşünüyorum. Erdoğan giderse dış mihraklar daha çok ve şiddetli saldıracaklar. Arkadaşlar Erdoğan varken de saldıracaklar, giderse de saldırıyorlar. Yani bir şey fark etmiyor. Yani bu kişilere belli değil. Yani Erdoğan giderse daha şiddetli saldırırlar. Erdoğan gitmezse daha az saldırırlar. Böyle bir şey yok. Hedef Türk devleti, hedef devlet. Mecburen arkadaşlar bu AK Parti içindeki gladyocuları, etrafı çevirmiş Amerikancıları temizlemeleri için Erdoğan'ın kendini feda etmesi ve tek tek bunları tasfiye etmesi lazım. Ve işin sonunda da bunu yapacak. Bunun için Devlet Bahçeli
Hem Meral Akşener'e yeni süreç için yol açıyor, hem Erdoğan ve AK Parti'yi yavaş yavaş bitirerek bu tasfiyelerin önünü açıyor. Çünkü bakın arkadaşlar, bir enkaz olacak, bir enkaz ortaya çıkacak. Enkazın altında kimler kalır? Evin içindekiler kalır, değil mi? Mesela yeni kabinede kabine revizyonu geleceğini, Süleyman Soylu'nun yeni kabinede olmayacağı kulislerden gelen haberler açısından. Çünkü eğer bakın arkadaşlar, Süleyman Soylu eğer yeni kabinede yer almazsa bilin ki enkaz yaklaşıyor, deprem yaklaşıyor. Çünkü deprem olduğu zaman, bina yıkıldığı zaman enkaz altında kalanlar binanın içindedir. Erdoğan enkaz altında kalacak adamları, yani bitmesini istediği adamları binanın içine alıyor arkadaşlar. Binanın içinde tutuyor. Enkaz altında kalmak istemediklerini son 5-6 yılda tasfiye etti. Kimleri tasfiye etti? Ahmet Davutoğlu ve ekibini, Abdullah Gül'leri, Ali Babacan'ları, belli bir kadroyu tasfiye etti. Ama belli bir kadroyu dışarıda tuttu. Ama işte dışarıda tuttukları o gittikten sonra devreye girecekler. Gelecekler yani. Neden devreye tuttu? Çünkü ben ve ekibim bir enkaz altında kalacağız diyor. Bu enkazın altında tasfiye ettiklerimi ben koruma amaçlı dışarı çıkarttım demek istiyor. Aslında böyle açıkça konuşmuyor. Yani Erdoğan tasfiye edeceklerini, bitireceklerini yanında tutuyor. Enkazın altında bırakacak. Zaten korumak istediklerini geçmiş dönemlerde siyaset dışına itti. Böyle bir operasyon çekildi. Devlet Bahçeli de şu an kendini feda ediyor. Sanırım HDP'de Sürrü Sıraya Önder'e, yani devlete bağlı bir isme verilecek. Sürrü Sıraya Önder çünkü devlete bağlı bir adamdır. Ya da Sürrü Sıraya Önder'in neden başına geçmesini istemiyorlar HDP'nin? Neden? Biliyorsunuz bir HDP HDP'li birisi çıktı ki bir Türk mü gelecek dedi HDP'nin başına. Aslında oradaki mesaj devleteydi arkadaşlar, yani sen devlet olarak bir Türk'ü HDP'nin başına getiremezsin diye HDP'ye orada silah çektiler. Ama mesela Demirtaş bile Sürrü Sıraya Önder'i korudu. Çünkü gelecekte HDP'nin eş başkanı o olması, yani Türk bir isim olması bekleniyor. Devlet herhalde HDP'yi de kontrol altına alacak Sürrü Sıraya Önder üstünden. Yani yeniden bir siyaset Türkiye'de şekilleniyor. Ben 2019'dan sonra ne Kılıçdaroğlu'nun, ne Erdoğan'ın, ne işte Binali Yıldırım'ın, Bahçeli'nin şu anki partilerin başında olacaklarını düşünmüyorum. Bütün parti liderlerinin değişeceğini ve yepyeni bir siyasetin, Türk siyasetinin olacağını, 3 yıllık bir geçiş sürecinin olacağını ve asıl şahın da 2021 yılında başa geçeceğini düşünüyorum. Evet, Hasip Kaplan dedi ki HDP'nin başına Sırrı Süreyya Önder geçemez dedi. Çünkü devlet istiyor Sırrı Süreyya Önder'in geçmesini. Şimdi sana göre Meral Akşener mi? Arkadaşlar Meral Akşener de sürecin kaybedenlerinden, ama nasıl? Belki 2 yıl Meral Akşener'i başta bile görebiliriz. Bakın bilmiyorum. Meral Akşener'i başta bile görebiliriz. Ama işin sonunda ağır kaybedecek. Yani Tansu Çiller'in yaşadıklarını Meral Akşener de yaşayacak. Çünkü öyle insanları başta tutmazlar. Bunların hepsi tasfiye olacak. Yani Meral Akşener'in de ben 2 yıl için şart çekildiğini, 2 yıl sonunda da benim tahminim Meral Akşener'de sonu Tansu Çiller gibi olacak. Onun da işi bitecek. Ama işte bu geçiş dönemi için Devlet Bahçeli Meral Akşener'i bir proje olarak hazırladı, öne attı. Ben Meral Akşener'in de bir Devlet Bahçeli projesinin olduğunu, Meral Akşener'in bunun farkında olduğunu, bunun İyi Partiler içindeki çoğu kişinin de Bahçeli'nin kendine çalıştıklarını, ben birebir görüştüğüm İyi Partililer bile Devlet Bahçeli bize çalışıyor diyorlar. Ya da kendileri de bunu biliyorlar. Devlet Bahçeli'nin kendilerine çalıştığını. Yani ben İyi Parti'de bayağı kişiyi de görüştüm. Yani Devlet Bahçeli sayesinde biz bu noktaya geldik diyorlar yani hepsi. Çünkü Devlet Bahçeli AK Parti'ye yakınlaştı. Erdoğancı oldu. Bir anda Meral Akşener'e siyaset kurmak için önünü açtı yani. Bu kadar basit. Yani bu kadar basit olayı bu AK Partili arkadaşlar niye göremiyor ben anlamıyorum. Yani bu kadar basit yani siyaset. Yani yok Bahçeli Erdoğan'la ittifak kurmuş, milli mutabakat, milli bir şey, ya bunlar hikaye, bunlara inanmayın. Zaten bunlara inananlar geçmişte Bahçeli'nin kendilerine düşman olduğunu, Bahçeli'nin devlete düşman olduğunu, FETÖ'cü olduğuna inanan tiplerle aynı. Yok Bahçeli milli mutabakatı kuracakmış bilmem ne. Ya kardeşim bu kadar siyasetçiler bu kadar gerizekalı mı ya?
Yani ben anlamıyorum ya, bu insanlar bu kadar bazı şeyleri bu kadar açık oynanırken nasıl göremiyorlar? Zaten göremedikleri için siyasetçiler de rahat davranıyor. Biz böyle yapıyoruz diyor. Çünkü ne sunarlarsa halk inanıyor. Şak kim olacak? Deniz Sarıkaya demiş ki Numan Kurtulmuş mu? Süleyman Soylu mu? Albayrak. Hiçbiri olmayacak. Yani bugün siyasette olanlar, isimleri geçen hiçbir isim olmayacak. Ha, Ali Babacan ve Abdullah Gül rol alacak mı? Abdullah Gül'ün adamları evet yeni kabinede rol olacak. Çünkü mecburen kriz geliyor. Türkiye küresel sermayeyle mecburen kriz sonrası anlaşmak zorunda kalacak. Mecburen anlaşacak çünkü her dönem aynı olan şeyler. Kriz gelir. Küreselciler kapına dayanır. Mecbur adamlarla anlaşırsın. Yine piyasalar açılır. Eskiye dönersin. Belli bir güç toplarsın. Sonra yine savaş açarsın falan. Bla bla. Yani hep aynı şeyler. Türk siyasetinde dönüyor olan şeyler. Ama burada önemli olan manevrayı ne kadar hızlı yapabileceğiz, ne kadar hızlı dönüş sağlayabileceğiz, bir şeyler ne kadar çabuk değişecek, eğitimde devrimler olacak mı, bazı şeyler değişecek mi? İşte bu değişimleri yapacak kadroların gelmesi lazım. Arkadaşlar bir su içip geliyorum. Aziz Sancar, Aziz Sancar'ın gel. Aziz Sancar siyasete girecek adam değil ya. Arkadaşlar evet, akademisyen bir liderin bir kurtarıcı olarak Türkiye'ye geleceğini, çünkü enkaz olarak enkaz çok büyük olacak arkadaşlar. Enkaz büyük olacağı için bu enkazdan kurtulman için yeni bir ismin, sıfırdan bir ismin parlatılması lazım. Yani öyle günümüzdeki siyasetçilerle halkı bir yere çekemezsin. Bir enkaz oluşacak. Çünkü bu enkaz sadece Türkiye merkezi değil. Dünyada bir ekonomik bir bunalım olacak, bir enkaz çıkacak. Mecbur yeni isimler bir anda türüyecek yani. Bu Türk devletinde kim olur? Ben Amerika'da bir akademisyen olduğunu duydum. Bakalım bu akademisyen kim? Kim gelecek? Göreceğiz. Üst taraftaki kaşık. Osmanlı kaşığı. Bu arkadaş işkembeden sallıyor bence. Arkadaşlar ben çok sallayan bir isim. Ya beni 2015'teki yazılarımı okusunlar. Bakın 2015'teki yazılarım duruyor. 7 Haziran seçimleri öncesi yazılarım duruyor. Dedim ki ben MHP ile AK Parti başkanlık sistemini ortak şekilde yapar dedim. Çıktı yaptı. Bahçeli erken seçime götürecek dedik. Götürdü. 1 Kasım'da AK Parti tek başına gelecek dedik. Geldi. MHP ile AK Parti yakınlaşacak, birleşecekler. Koalisyon yapacaklar dedik. Yaptı. Yani 7 Haziran öncesi hangi yazmadığımız çıktı ya? Her şeyi yazdık. Tek tek süreç oluştu. Dedik ki eğer HDP barajı geçerse dedik PKK eylem başlatacak dedik. PKK ile devlet arasında büyük savaş başlayacak dedik. Çıktı. Bunlar da oldu. Bunların hepsini yazdık. Şimdi de diyoruz ki İyi Parti Devlet Bahçeli projesidir. Devlet Bahçeli AK Parti'yi de kendisini de sinsi bir planla tasfiye ediyor. Kılıçdaroğlu da gördüğüm kadarıyla CHP'yi bölmek üzere. İyice CHP'nin içerisinde ulusalcılar ayaklanmak üzere CHP'de. Kılıçdaroğlu CHP'yi de bitirecek, orayı da bölecek. Sanırım muhalefeti tamamen Meral Akşener merkezli oluşturuyorlar. Meral Akşener'e doğru dikkatleri çevirmek istiyorlar. Ben 3 tane adayın, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde 3 tane adayın olacağını düşünüyorum. Tabii şöyle bir durum var. Yani bu Abdullah Gül acaba, şimdi kafam karıştı bir meselede. Sanmam ama yani bu Abdullah Gül Ali Babacan'ın Meral Akşener'in aksine, yani Meral Akşener'in yanına aday olarak sokar mı? Yani Ali Babacan aday olur mu? O da var şimdi arkadaşlar. Orası da karışık. Ali Babacan'ı aday yapacaklar diye kulislerde, ben bunu tahmin etmiyorum ama yani Ali Babacan aday olur mu? Sanmıyorum. Herhalde seçim Erdoğan'la Meral Akşener arasında merkezi geçecek. Seçimi kim alır? Ekonomi belirler seçimin sonucunu. 2-3 tane yeni parti mi geliyor? Yok arkadaşlar, o kadar ben yeni parti falan o kadar kurulacağınıza. Ya millet diyor ki Abdullah bir parti kuracak bilmem ne. Ben bunlara hiç inanmıyorum arkadaşlar. Bana da kimse inandıramaz. Bana 6 yıldır Abdullah bir parti kuracak diyorlar.
6 yıldır bir kurduramadılar şu partiyi Abdullah Gül'e. Ya arkadaşlar bakın siz beni dinlemiyor musunuz? Şimdi bir arkadaşımız sormuş. Akademisyen olacaksa neden peki Meral Akşener'in önünü açıyorlar? Meral Akşener geçiş dönemi. 2 yıllık bir geçiş dönemi. Yani Tansu Çiller zamanında nasıl geldi? Bir geçiş dönemine geldi. Özal suikastı uğradı falan. Bir Tansu Çiller geldi. Bir geçiş dönemi. Tansu Çiller uzun süre durmadı. Yani Meral Akşener de onun gibi bir geçiş döneminde 2 yıl boyunca kullanılacak. Sonra Meral Akşener de kaybedecek. Çünkü Meral Akşener döneminde herhalde bayağı yine biz krizlerle boğuşacağız. Meral Akşener de sanırım enkazın altında kalacak isimlerden biri olacak. Türkiye o zaman da yeni şah başa geçer arkadaşlar. Benim düşüncem o. Sadece Meral Akşener'i geçiş dönemi için hazırladılar. Geçiş döneminde çünkü arada mecliste büyük kavgalar çıkacak. Sistem kavgası. Yani başkanlık sistemiyle devam edilsin mi? Veya parlamenter sisteme geri dönülsün mü? Yani seçim sonuçlarına bağlı olarak mecliste büyük bir kavga çıkacağını düşünüyorum. Yarı başkanlık sisteminin Abdullah Gül ve ekibi tarafından ortaya atılacağını, Abdullah Gül'ün yarı başkanlık sistemini önereceğini, yani bu Almanya'daki sisteme benzer bir şekilde yarı başkanlık sisteminin şart çekileceğini meclise düşünüyorum ve 18 maddenin o sırada o geçiş döneminde değişeceğini buradan size söyleyeyim. Meral Akşener ekonomiyi az da olsa rahatlatmak için mi başta olacak? Hayır arkadaşlar, meclis için. Meclisteki görevi onun 18 maddeyi dağıtmak, değiştirmek. Ne diyor? Ne diyor Meral Akşener açıklamalarında? Eğer ben Cumhurbaşkanı olursam diyor başkanlık sistemi gelmez diyor. Gelecek olan benim gördüğüm sanırım 18 maddenin revizyona girmesiyle bir yarı başkanlık sistemi. Abdullah Gül ve ekibi bunu şart çekecek meclise. Benim düşündüğüm bu. Yarı başkanlık sistemi gibi böyle Almanya'daki sisteme benzer. Biz çünkü arkadaşlar Almanya ile yakınlaşacağımız için onların sistemini de alabiliriz. Çünkü bizim Türklerin tarihte bir huyu var. Kimlerle yakınlaşırsak onların sistemini alma gibi bir böyle bir garip bir huyumuz var. Eğitim sistemimizi falan mesela Almanya'daki eğitim sistemini bir model olarak gelecekte alabiliriz. Bu yüzden zaten ben Amerika'da bir akademisyenin geleceğini, eğitim sistemimizi tekrar yenileyeceğini düşünüyorum. Yani bu bir akademisyenin gelmesi, eğitimci bir adamın gelmesi. Çünkü yani Türkiye'de büyük sıkıntılar var arkadaşlar eğitim konusunda, ekonomi konusunda zaten Abdullah Gül'e verecekler ekonomiyi Ali Babacan üstünden. Yani Türkiye'de 2019'da falan böyle büyük değişiklikler olacağını düşünüyorum. RTE'yi kimse yıkamaz. Arkadaşlar RTE yıkılmayacak. Tayyip Erdoğan zaten kendi bırakacak. Benim düşüncem o. Recep Tayyip Erdoğan falan kimse yıkamaz. Recep Tayyip Erdoğan isterse bu ülkede %55 oy alır. Şov yapar. Oradan girer, buradan girer. Kendine darbe yaptırır. Veya kendine böyle bir mağduriyet yaratır. Bırakır yani. Bırakmaz yani. Tayyip Erdoğan'a bu ülkede bakın Tayyip Erdoğan istesin. Erdoğan'ı bu ülkede kimse indiremez. Ama Erdoğan da artık işin sıkıntıya girdiğini artık o da görüyor. Ben Erdoğan artık yorulduğunu ve kendisinin vereceği kararla bırakacağını düşünüyorum. Yani yoksa Erdoğan istemezse kendisini indirmez. Meral'i falan büyütmüyorum arkadaşlar. Meral'in 2 yıllık geçiş döneminde geleceğini Tansu Çiller gibi siyasete yok olacağını düşünüyorum. Ama 2 yıllık geçiş döneminde Meral Akşener gelecek. Meral'i büyüten ben değilim. Meral Akşener'i siyasete şah olarak çeken, onu büyüten Devlet Bahçeli. Devlet Bahçeli kendi politikalarıyla Meral Akşener'in önünü açtı. Bunu da herkes görüyor, biliyor. Zaten bir sene sonra yani bu dediklerini zaten konuşacaksınız. Nasıl bugün geçmişte Bahçeli küfür ediyordu AK Parti zihniyeti. Bugün demek ki böyle yapmış, böyle olmalıydı diye konuşuyor. Gelecekte de benim gibi konuşacaksınız. Ben Erdoğan'ı zaten 2019 sonrası Erdoğan'ı görmüyorum. Yani seçime girerse kaybederse bu ekonomik şartlarla falan nasıl seçim kazanacak arkadaşlar? Yani Erdoğan neden darbe yaptırsın sorusu saçma. Ben Erdoğan isterse dedim. Yani Erdoğan isterse Cumhurbaşkanı olabilir, devam edebilir. Yani kendisini mağduriyet oluşturur. Bu işlerden iyi anlar. Kurs siyasetçi. Her şeyi yaptırabilir, devam edebilir. Ama Erdoğan bunu istediğini zannetmiyorum. Erdoğan'ı da bırakacağını düşünüyorum. Yani seçim üstünden kaybeder bırakır. Yani Erdoğan gibi karizma bir lider bunu kendisine yapar mı? Bilmiyorum.
Bakın Devlet Bahçeli'nin herkes açıklamalarını dinledi. En son bakın bir toplantı yaptı biliyorsunuz Devlet Bahçeli pazartesi günü. Dedi ki biz Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Erdoğan'a destek vereceğiz. Türkiye, bütün Türkiye bir cümleyi konuştu arkadaşlar. Ama Devlet Bahçeli'nin diğer söylediği cümleler hiç konuşulmadı. Devlet Bahçeli o gün dedi ki o toplantıda, basın toplantısında Erdoğan dedi eğer dedi görevi bırakmazsa dedi çeşitli nedenlerle dedi. Bak bırakmazsa görevi bırakmazsa dedi. Yani 2019 seçimlerine kadar başta durursa dedi. Biz Erdoğan'a aday olursa dedi. Eğer aday olursa dedi destekleyeceğiz dedi. Bakın Bahçeli bu ifadeyi de ilk defa kullandı. Yani Erdoğan bırakmazsa dedi. 2019'a kadar devam ederse dedi. Yani kimsenin aklında var mı yani Erdoğan'ın bir anda bırakacağı veya istifa edeceği. İstifa etmez de yani bir anda yoruldum deyip çekileceği. Böyle kimsenin aklında var mı? Ama Devlet Bahçeli bir anda açıklamasında böyle cümleler, böyle garip yani bir yerden bir yere çekilecek garip ifadeler kullandı. Yani bu konuda ben Devlet Bahçeli'nin o konuşmasında Erdoğan'a mesaj verdiğini ve Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda da o mesajını tekrarladığını ve zaten Twitter'da da biliyorsunuz Twitter hesabımı takip etmeyenler bakabilir. Bazı tweetler attım bu konuyla ilgili. Orada da okuyabilirsiniz. Yani Devlet Bahçeli'nin o basın toplantısında başka mesajlar verdiğini düşünüyorum. Yani bakın bundan bir sene sonra bu AK Partililer Devlet Bahçeli bize tuzak kurdu diye ağlayacaklar. Bakın buradan net olarak söylüyorum. Nasıl 2015'te Bahçeli AK Parti ile yakınlaşacak bu MHP'liler ağlayacak dedim. Bakın MHP'liler size diyorum dedim. Bu Devlet Bahçeli ile Erdoğan aynı ekipte. Bu Bahçeli'ye çok güvenmeyin dedim. Şakayla karıştık tabii o dönem. Bana inanmadılar. Biliyorsunuz çünkü ben Meral Akşener'in parti kuracağını 2015 yılında yazmış insanım yani milliyetçilerin parti kuracağını falan. Yani o günlerde yazdım. Daha bunlar gündemde yok. Yani bütün hepsi kayıtlar duruyor. Herkes geçmişe bakıp bakabilir. Bunların hepsini yazdık biz. Bugün de diyoruz ki aynı şekilde Devlet Bahçeli Meral Akşener'in önünü açtı. Kendisi bir operasyon çekti. Ve bir sene sonra son tekmeyi bakın AK Parti'ye son tekmeyi de Devlet Bahçeli atacak. Son tekmeyi Devlet Bahçeli vuracak. Ve bugün beni eleştirenler, o 2015 yılında beni eleştirenler, çünkü ben o dönem sen Bahçelicisin, MHP'lisin, sen hainsin diyenler, bir sene sonra Mert Adaş haklıymış dediler. Bugün de beni suçlayanlar, bu hayalci diyenler, bana hayal kuruyorsun diyenler, bir sene sonra daha farklı konuşacaklar, daha başka bakacaklar ve bazı insanlarımız olaylar olduktan sonra bazı şeyleri öğreniyorlar, bazı şeyleri görüyorlar. Ben de bekleyin diyorum neler olacağını. Bazı olaylar gerçekleştikten sonra herkes neyin ne olduğunu görecek. Arkadaşlar 2 aydır hastayım ve geçmedi. Bu öksürüğüm geçmedi. Biliyorsunuz yani baya bir herhalde bu yüzden zaten canlı yayını biraz azalttım. Çünkü hastayım. Canlı yayın yapamıyorum. Bazı arkadaşlar bana kızıyorlar. Hastayken canlı yayın yapma diye. Ama yani geçen haftaya göre daha iyiyim. Arkadaşlar sorular varsa alalım. Sırf ben konuştum. Özellikle iş siyaset konusunda sorularınız varsa. Şimdi ben bu İyi Partililerin veya CHP'lerin Devlet Bahçeli'ye neden kızdığını anlamış değilim. Şimdi AK Partililer falan diyoruz ya böyle düşünüyorsunuz, hata yapıyorsunuz. Yani bunu aynısını şey tarafından da düşünüyorum, muhalefet tarafından. Muhalefet tarafından Devlet Bahçeli'ye teşekkür edeceklerine, ellerini öpeceklerine, ya Devlet Bahçeli sen ne kadar iyi yapıyorsun şu an AK Parti'yi gerçekten bitiriyorsun. Yani İyi Parti'nin önünü açtın, Meral Akşener'e hayat verdin, can verdin diye Devlet Bahçeli'yi öpeceklerine, sarılacaklarına Devlet Bahçeli'ye küfür ediyorlar ya. Yani anlamıyor musunuz adamın ne yaptığını, anlamıyor musunuz yani? Yani Devlet Bahçeli daha sizin için ne yapsın diyorum. Yani bu muhalefet için Devlet Bahçeli daha sizin için daha ne yapsın? 2015'te de şunu diyordum. Devlet Bahçeli AK Parti için daha ne yapsın ya? Erken seçim kararı aldı. O kadar koalisyon tekliflerini reddetti. Yani Bahçeli AK Parti için daha ne yapsın? Niye bu adama küfür ediyorsunuz diyorum. Şimdi aynısını İyi Partililere,
Muhalefet kesimindeki insanlara söylüyorum. Bu Bahçeli daha size ne yapsın? Dolar ne olacak? Arkadaşlar dolar sanırım herhalde bu hafta şaha kalkar. Çünkü şaha kalkar yani dolar. Dolar artacak. Sene sonu dolar tahminim 4.30-4.35 gibi dolar kapatır ama şimdi sene içinde öyle siyasi olaylar olacak ki yani 5 liraya tavan olarak çıkar mı? Çıkabilir ama sonra inecek tabii yani o 5 lirada falan kalmaz. Devalüasyon olur mu? Olabilir çünkü 2018'de ben bir dünya krizi bekliyorum. MHP'nin gidişatı ne olur? Yeni seçimde baraj altı. HDP, arkadaşlar bakın ben devletin HDP'yi baraj altına sokacağına inanmıyorum. HDP'yi bir şekilde baraj üstüne sokmaları lazım. Şimdi gelelim bu işte asıl meseleye geldik arkadaşlar. Şimdi HDP neden barajı geçmeli? Neden HDP mecliste olmalı? Biliyorsunuz PYD özel bir konfederasyon kurmak istiyorlar. Suriye'de PYD üstünden. Ya Güneydoğu'daki o belirli kesimi siyasetini, o insanların bakış açısını Ankara merkezi tutmak zorundayız. Tutmak için de HDP'yi mecburen siyasetin içine tutmamız lazım. HDP bir devlet projesidir. Bakın HDP bir devlet projesidir. Devlet projesi olarak devam ediyor. Çünkü oradaki kesim, çünkü Suriye'de ve Irak'ta Kürt merkezi oluşumlar kuruluyor. Ya bu oradaki halkın yönünü bizim Irak'a veya Suriye'ye çevirmemiz lazım. İşte CHP'nin HDP'ye yakınlaşması da bir devlet projesidir. Hepsi bir devlet planıdır. Mesela Devlet Bahçeli'nin AK Parti'ye yakınlaşmasında Suriye ve Irak merkezli yani bu AK Parti'yi bitirmesinden öte Suriye ve Irak merkezli dengelerin de bir sebebi var. Çünkü Bahçeli AK Parti'ye yakınlaştıkça Kürt oyları HDP'ye kayacak. Çünkü biliyorsunuz HDP oyları çok düşmüştü. Yani bu bazı anketlerde bir ara HDP oyları %6'ya falan düşmüştü. HDP bitti dediler. Bir anda Bahçeli AK Parti'ye yakınlaştı. HDP yine kendini bir buldu. Çünkü bazı Kürt oyları mecburen, çünkü bu Barzani meselesinde mesela hükümetin tavrı veya Bahçeli'nin AK Parti'ye yakınlaşması yine HDP'yi sanırım barajı atlatacak. Barajı atlatmasa bile devlet, ben size söyleyeyim devlet HDP'ye barajı atlattırır. O seçimlerle de oynarlar yani. Ben HDP'nin baraj altı kalacağına inanmıyorum. Çok zor. Devlet çünkü istiyor. HDP'yi mecliste isteniyor yani bu kadar net. Adamlar mecliste isteniyor. Devlet istiyor. Ya zaten HDP'nin Gladio'ya bağlı üst kadrosu tasfiye oldu. Şimdi Sırrı Süreyya Önderler, Ahmet Türkler, Osman Baydemirler falan olursa veya Ahmet Tanlar falan Ahmet Tanlar falan olursa zaten HDP devleti kontrolünde olur yani. Bunlar devlete bağlı isimler. Çünkü HDP'nin Almanya'ya bağlı kanadı zaten bize karşı tehlikeli olan kanat tasfiye oldu. Şu an devlete yakın isimler var zaten. HDP'yi mecburen mecliste tutmak isteyeceğiz. HDP oyları AKP'ye kaymaz mı? Kaymaz. HDP olmasaydı oylar kime gidecekti? HDP olmasa onlar seçime falan boykot uygularlar. Biz seçimleri kabul etmiyoruz derler. Ya milli bir HDP değil de arkadaşlar HDP'nin bir siyasal vizyonu var. Devletin tarafından belirlendiği. HDP barajı geçemez, geçmemeli. İşte devlet sizin gibi düşünmüyor. Devlet sizin gibi düşünmüyor arkadaşlar. Devlet diyor ki HDP bana lazım diyor. Çünkü ben diyor Suriye'me, ben diyor Güneydoğu'daki halkımın diyor yönünü diyor Suriye'yi çevirmem diyor. Irak'ı çevirmem diyor. Ben halkımın yönünü Ankara merkezi siyasete çevirmem için diyor. HDP'yi mecliste tutmam lazım diyor. İşte devlet duygusal düşünmüyor. Yani bu benim fikirlerim değil arkadaşlar. Bu direkt devletin uyguladığı bir politika. Ben size devletin uyguladığı politikayı söylüyorum. Ve HDP'yi de devlet barajı geçirecek mecburen. Şimdi bu Afrin'le ilgili sorular soruyor arkadaşlar. Yayını baştan izlemeyenler Afrin konusuna yayının başına yer verdik. Bir saat Afrin konuştuk. Yayının tekrarında Afrin meselesini izleyebilirsiniz. Yani yayına yeni girenler yayının tekrarını bir daha izlesinler. Çünkü Afrin meselesini ilk bir saat konuştuk.
Devlet kim yahu? Başka bir devlet mi var? Devlet şu an senin yaşadığın devlet. Başka bir devlet yok yani. Devlet dediğimiz o. Arkadaşlar devlet dedim aksaçlar değil ya. Şimdi bana soruyorlar devlet kim falan. Ya bunu önceden binlerce defa açıkladım. Devlet bir asker olabilir, bir general olabilir. Okulda bir öğretmen olabilir, üniversitede bir hoca olabilir, bir şirket sahibi olabilir. Sokağın köşesinde resim çizen yaşlı bir bilge olabilir. Ne bileyim ben arkadaşlar bir siyasetçi olabilir. Devlet bunların birleşmesiyle oluşan akıldır. Devlet içinde önemli insanlar bir araya gelir. Önemli siyasetçiler, önemli iş adamları, önemli tarikat liderleri, dini liderler. Bu konuda bir hiyerarşi vardır, gizli bir hiyerarşi vardır. Bunlar toplanır. Ben buna ihtiyarlar, aksaçlar olarak bakmam. Ben öyle düşünmüyorum devleti. Ya bu Amerika'da da vardır. Bu Amerika'da devlet nedir? Pentagon, Wall Street'tir. İş adamları toplanır. Devletin yönüne bir yön çizer. Bizde de bu biraz daha derinden iner, derinden gelir, daha maneviyattan gelir. Dini tarikatlardan gelir. Ordu içinden gelir. Bazı önemli adamlar toplanır. Devlet adına karar alır. Bir plan çizer. Devlet budur. Bir yazar olabilir aynı şekilde. Yani bu yani devlet dediğimiz zaman aklınıza siyasi partiler falan gelmesin veya bu Kurtlar Vadisi'nde anlatıldığı gibi gizli ihtiyarlara eğitim yok bir soya dayanıyormuş bu adamlar gizli olarak toplanıyormuş falan ben buna da inanmıyorum. Benim dediğim devlet dizaynı daha farklı benim gördüğüm. Abdullah Gül'e muhalefet etme görevi verildi mi? Aslında bu görev verilmedi de Abdullah Gül başka bir operasyon çekiyor. Çünkü Abdullah Gül koalisyona ortak olmak istiyor. Erdoğan sonrası mecliste koalisyona ortak olmak istiyor. bunun da karşılığını alacak. O zaman Demirtaş tali olacak değil mi? O konuda emin değilim arkadaşlar. Demirtaş'ın tali olacağını düşünmüyorum şu anlık. Ama yakında olur. Yakında olur da ya şu anlık düşünmüyorum. Ama ileride olur mu? Olabilir. Herhalde Sarı Süreyya Önder Merkezi bir HDP kanadı oluşturuluyor. Zaten buna karşı çıktıkları için Hasip Kaplan direkt Sarı Süreyya Önder'i hedef aldı biliyorsunuz. Estağfurullah arkadaşlar devlet ben olabilir miyim ya? Saadet Partisi ile CHP ittifak yapar mı? Hayır. Şu an Türkiye'de en iyi muhalefeti Saadet Partisi yapıyor. Ben size söyleyeyim. Mesela CHP Saadet Partisi gibi muhalefet yapsa veya Devlet Bahçeli %25 falan %30 oy alabilir CHP. Yapmıyor işte. CHP öyle kaliteli muhalefeti yapmıyor. Yapamıyor değil de bilerek yapmıyor arkadaşlar. Hepsi sistem neyi gerektiriyorsa devletin çizdiği sınırlarda ilerliyorlar. Yani biliyorsunuz Amerika böyle bir anda saldırıyor. Aynı anda Kılıçdaroğlu saldırıyor. Sanki zamanı böyle ona göre ayarlamış gibi. Yani Kılıçdaroğlu ne yaparsa Erdoğan'a yarıyor. Ben böyle bir şey görmedim arkadaşlar. Bu kadar tesadüf olur mu ya? Bu adamlar bence toplanıyor bir yerde. Ben şu zaman şunu diyeceğim. Sen şunu de. Anlaşıyorlar herhalde arkadaşlar. Bu kadar artık bu kadar tesadüfe ben artık inanmıyorum. Bu kadar oyuna, düz şeye ben inanmıyorum yani. Yok Devlet Bahçeli Amerika ile birlikte harekete geçmiş. Yok Devlet Bahçeli diyorum Kılıçdaroğlu. Ya bunlar planlı arkadaşlar. Ben bu kadar yani bazı şeylerin bu kadar tesadüf olduğuna ben inanmıyorum. Yani şu an devletin gücü konusunda bir sıkıntı var mı? Var. Arkadaşlar devlet şu an ekonomik olarak güçsüz. Ekonomik olarak güçsüz olduğumuz için de devlet şu an istediği şeyleri yapamıyor. İstediği tasfiyeleri yapamıyor. Sessiz. Ne zaman yapar devlet? Devlet ne zaman? Arkadaşlar Türklerde devlet ne zaman ortaya çıkar? Kaos dönemlerinde. Kaos olur. Her yer karışır. Sokaklar karışır. Devlet asıl hamlelerini o zaman yapar. Çünkü devlet kaos olmadan yani normal düzende hamle yaparsa yenilir, kaybeder. Devlet kaosta adamlarıyla birlikte ortaya çıkar. Mesela Osmanlı'da büyük bir dünya imparatorluğunun temelleri ne zaman atıldı? Büyük eğitim devrimi. Osmanlı'da eğitim devrimi ne zaman oldu arkadaşlar? 1402 ile 1413 süreci 11 yıllık tat kavgaları. Devlette sadrazam yok. Devlette padişah yok. Tahtsız, başsız 11 yılda Osmanlı dünya imparatorluğunun temelleri atıldı. Mesela
Osmanlı Devleti'nin asıl temelleri Köse Dağı Savaşı'ndan, yani Selçuklar dağıldıktan sonra atıldı asıl Osmanlı'nın temelleri. Mesela Türkiye Cumhuriyeti'nin temelleri de Abdülhamit dönemi atıldı. Kaos yıllarında. Yani Türk devletlerinde siyaset dizaynları, asıl devrimler bu siyasi kıyamette, kaoslarda, kaos dönemlerinde olur. Devlet o zaman ortaya çıkar. Devlet normal süreçte ortaya çıkmaz. Ortaya çıkarsa kaybeder, deşifre olur. Bizde devlet dediğimiz kavram, Türklerde devlet dediğimiz kavram kaos dönemleri ortaya çıkar ve yakında bir kaos geliyor. Büyük bir kaos, bir siyasi deprem, siyasi yıkım, ekonomik krizler geliyor. O arada da devlet kendi içinde yeni bir dizayn oluşturacak, yeni bir dizaynı oluşturacak, yeni bir sürece adım atılacak. Tabii burada kimler rol alacak? Hiç böyle hesapta olmayan Osman Can gibi isimlerin ben yeni dönemde rol alacağını düşünüyorum. Mesela İbrahim Kalın'ı devletin kenara çekeceğini düşünmüyorum. İbrahim Kalın'ın siyaseten daha da yükseleceğini, önemli yerlere geleceğini düşünüyorum Sayın İbrahim Kalın'ın. Zaten Sayın İbrahim Kalın Erdoğan'ın yanında şu an kalmış doğru dürüst tek adam kaldı. O da İbrahim Kalın'dır. Başka bir adam da yok yani Erdoğan çevresinde doğru düzgün. İbrahim Kalın kaldı. Felaket tellallığı yapma diyoruz. Arkadaşlar, kaos olmadan yeni bir düzen oluşturamazsın. Düzenler kaos içinden çıkar. Kaostan yeni düzen ortaya çıkar. Sen süreç normal işlerken bir hamle yapamazsın. Yaptırmazlar sana. O yüzden yeni bir siyaset dizaynı olacak. Yeni bir düzen oluşacak. Devlet de sanki süreci hızlandırmak istiyor. Zaten Abdullah Gül üstünden bunu deniyorlar. Süreci biraz hızlandırmak istiyorlar. Abdullah Gül'ün de mesajları ona göre olduğunu düşünüyorum. Böyle Türkiye farklı bir yere gidiyor. Tabi operasyonun başında yine Devlet Bahçeli var. Gizli adımları o atıyor. Biliyorsunuz her kaos dönemi öncesi gizli adımlar Devlet Bahçeli atar. Mesela 2002 öncesinde olduğu gibi Devlet Bahçeli tuhaf tuhaf adımlar falan atıyor. Şimdi de öyle. Arkadaşlar, moral bozmuyorum size. Geçmişten örnekler veriyorum. Geçmişte ne olduysa aynısı olacak. Yani farklı bir şeyler söylemiyorum size. Mecbur arkadaşlar. Bakın, bu halk tokadı yemeden akıllanmıyoruz biz. Biz öyle akıllanan, yani Almanlar bile iki tane tokat yedi. Dünya Savaşı gördü. Bir ve ikinci Dünya Savaşı tokadı yediler de öyle ayağa kalktılar. Bize, yani biz Çanakkale'yi yaşadık yine akıllanmadık ya. Bakın, Çanakkale'yi, bu millet Çanakkale'yi yaşadı yine akıllanmadı. Yani daha nasıl bir şey bizi akıllandırır? Mesela 15 Temmuz oldu, hala akıllanamadık. Yani demek ki bu milletin biraz cebine dokunacaksın ki, biraz bir tokadı çalacaksın ki öyle akıllanacağız. Çünkü millet neye zorlarsa devlet de ona doğru kaymak zorunda kalır. Yani bu devletin, bu devlet orduysa, bakın Türkiye Cumhuriyeti orduysa, bu ordunun sahibi de millettir. Bu devletin sahibi de millettir. Yani millet neyi isterse, neye yönelirse devlet onu yapmak zorundadır. Artık halkın bazı şeylere yönelmesi lazım. Halkın değişmesi lazım. Yani artık bu böyle tüketim ekonomisiyle, tüketimle, krediyle, büyümeyle falan, bunlarla bu işler olmayacak arkadaşlar. Yani ben şimdi, bana bazı arkadaşlar eleştiri getiriyor. Neden bu kripto paralara giriyorsun? Neden bu konuda şeyler yazıyorsun falan? Arkadaşım bakın, dünya 5-6 sene sonra, bakın çok da değil, artık az kaldı. Bu kağıt para dediğimiz şeyler var ya, kağıt banknotlar. Bunlar artık kalkacak. Yani kağıt para diye bir şey kalmayacak. Yeni bir sistem kuruluyor. Bu sistemi oluşturan sen değilsin. Eğer sistemi oluşturamıyorsan ortak olacaksın. Büyük bir güçle ortak olacaksın. Sisteme ortak olman lazım. Sistemi nasıl ortak olacaksın? Halkın sisteme giriş yapar. Herkes bir yatırım yapar. Tabii bu böyle kısa vadeli, yok ben o 20 milyar sokayım bir haftada 10 milyar kazanayım falan. Yani kısa vadeli kazançlar değil de uzun vadeli halkın bir yatırım yapar. Belirli bir para gücüne ulaşır. Ve buna göre yatırımlar yapar. Artık Türk halkının tüketimden, ithal mallardan uzaklaşması lazım. Yani başka çıkış noktamız yok arkadaşlar. Yani ben ne diyorum? Başta fiziki altın alın. Bitcoin'e birkaç altcoin önerdik. IOTA gibi gelecek belirten, gelecekte önemli yerlere gelecek olan altcoin'leri önerdik. Çünkü IOTA dediğimiz şey Internet of Things'tir. Yani bu nesnelerin interneti dediğimiz şeyin altyapısı işte bu IOTA. Bunu temsil eden para birimi IOTA'dır. Ve en önemlisi Mark Zuckerberg'un, yani Facebook'un kurucusunun internet.org diye bir projesi var arkadaşlar. Bu dronelar havada uçuşacak. Dünyada milyonlarca drone üretimine geçecekler. Dronelar havada uçuşacak. Mesela internetin olmadığı yerde bile internete girebileceksin. Yani internetin
İnternete girmen için modem şart olmayacak. Yani havada uçuşan dronlar olacak. Mesela dağın tepesinde internet çekmiyor, değil mi? Dronlar aracılığıyla dağın tepesinde bile internete gireceksin. Yani her yerde internete giriş yapabileceğiz. Yani bu internet.org dediğimiz, bu Facebook'un kurucusunun yaptığı proje. Bunun da altyapısı IOTA'dır. Ben IOTA'yı gelecekte çok büyük yerlerde gördüğüm için önerdim. Ve fiziki altın, arkadaşlar, ben ons değerini herhalde 200 sene sonra 10 katına çıkacağını düşünüyorum. Fiziki altına yatırım yapın. Mert, bu geçiş global savaşsız olur mu? Olmaz. Çünkü 2027'de ben dünya savaşı bekliyorum zaten. Bu 3. Dünya Savaşı yaklaşıyor arkadaşlar artık. 2027'de dünya savaşı yaklaşıyor. Arkadaşlar, yani dünya öyle bir yere gidecek ki, ben yazıda da örnek verdim. Yani bu, mesela süt bitecek, buzdolabı süte bildirim yapacak. Otomatik olarak sütün bittiğini markete bildirecek. Market sana, mesela internetten, sistemden gireceksin, siparişi vereceksin, ödemeyi internetten yapacaksın, markete gitmeden dronlar sana sütü evine getirecek. Yani dronlar camdan girer, bir yerden girer veya kapının önüne bırakır, o ayrı. Bir sistem oluşturulacak. Senin kapının önüne alışveriş malzemelerin gelecek. İnternetten her şeyi yapacaksın. Dronlar taşıyacak yani her şeyi. Gelecekte bunlar olacak arkadaşlar. Bunun sistemleri hazırlanıyor. Altyapıları kurulunuyor. Şu an drone üretimleri arttı. Daha da artacak. Küçük dronlar aracılığıyla dünya bayağı değişecek yani. Benim tavsiyem IOTA. Ya bu Xripple'ın şeyi Xripple konusunda da evet, yatırım yapılabilir ama ben IOTA kadar geleceği görmüyorum. Xripple biraz riskli ya arkadaşlar. Yani Ripple'ı falan çok övdüler ama şimdi bu Ripple'ın, bilmiyorum gelecekte ne olur ama ben IOTA'yı daha böyle güvenli yatırım olarak görüyorum. Abi amma hayal ürünü palavrasın ya. Bu bir 100 yıl önce de bu internet hakkında birileri bir şey söylediği zaman, telefonlar hakkında bunlar gelecek dediği zaman hayal ürünü falan diyorlardı. Adamlar hayal ürünü diyorlar arkadaşlar, ya böyle bir şey olur. Arkadaşlar, hiç mi hiç mi gelişmeleri takip etmiyorsunuz ya? Hiç böyle teknolojik gelişmeleri falan. Artık robotlara falan takla attırıyorlar ya. Biz bundan 10 sene sonra falan dünyayı robotlar yönetmeye başlıyor. Teknoloji çok hızlı ilerliyor yani. Ve aslında şu anki teknoloji hazır. Yani gelecekteki teknoloji hazır. Yürürlüğe koymuyorlar. Ne zaman yürürlüğe girer? 3. Dünya Savaşı'ndan sonra hızlıca yeni sanayi devrimleri başlar. Sanayiler iyice değişir. Robot sistemlerine, iyice akıllı robotlara döner sistem. Ama bunun için bir dünya savaşının olması şart. Çünkü neden dünya nüfusunu indirmek istiyorlar arkadaşlar? İşçi istemiyor artık. İşçi sınıfı, dünya yönetenler işçi sınıfı istemiyorlar. İngiltere, İsrail tarafı artık milyarlarca insandan bıktılar. Yani yönetememeye başladılar. Büyük ihtimal uzak doğuda büyük bombalar patlayacak. Kıyımlar olacak. İşçi sınıfını yok edecekler. Fabrikaları robotlara döndürecekler. Artık robotlar çalışacak. Bu ara eleman dediğimiz, yani işçi sınıfı ve ara eleman dediğimiz sınıfı yok edecekler arkadaşlar. Yani direkt robotların denetimine, robotların kontrolüne verecekler. Dünya nüfusunu da indirecekler. Dünyayı robotlar üstünden yönetecekler. Yani 4.0 sanayi devrimini araştırın. Ve 3. Dünya Savaşı'nın, hani bu nükleer bombalara boşuna mı yatırım yapıldı arkadaşlar? Bu nükleer bombalar neden oluşturuldu? Bir sürü nükleer bomba yaptı. İran yaptı, Çin yaptı, Pakistan'da bile nükleer bombalar yapıldı. Ya bunları nerelerde kullanacaklar arkadaşlar? Milyonlarca insanı öldürecekler işte 3. Dünya Savaşı'nda. Yani ben 3. Dünya Savaşı'nda en az 500 milyon insanı öldüreceklerini düşünüyorum. Ve bunun yanında radyasyonla birlikte salgınlar olacak, hastalıklar olacak. Bunların yansımasıyla birlikte 2060-2070'e doğru dünya nüfusunun 3 milyara, 4 milyara indirmek istiyorlar. Daha azaltmak istiyorlar yani. Film çok izlemişsin diyor Nihat Güney. Ah ah. Yani bazı arkadaşlar demek ki yaşayarak öğrenecek bazı işleri, bazı şeyleri.
Arkadaşlar sorusu olan varsa, yani bu 4.0 sanayi devriminden, şimdi bizim bu TÜSİAD Başkanı geçen çıkmış, Sütaş'ın sahibi TÜSİAD Başkanı adı neydi arkadaşlar? Diyor ki 4.0 sanayi devrimine geçmemiz lazım diyor. Ya tabii hangi Ar-Ge yatırımına geçeceksin be adam ya? Bu TÜSİAD'daki adamlar konuşuyor, boş konuşuyorlar. Yani kan ne kadar Ar-Ge'ye yatırım yapıyorsun ya? Milyarlarca dolar kazanıyorsunuz. Bakın halka süt satıyorsun, peynir satıyorsun. Milyarlarca dolar para kazanıyorsun. Bu parayı neye, hangi yatırıma kullanıyorsun? Hangi Ar-Ge yatırımı, hangi teknolojik yatırımı? Yani ben bu TÜSİAD'da konuşan adamlara hiç güvenmiyorum. Zaten çoğu Yahudi adamlar. Neden IOTA? Açıkladım arkadaşlar IOTA'nın neden olduğunu. Internet of Things, nesnelerin interneti projesi. internet.org projesi. IOTA internetin nesneleri demek. Yani o yapay zeka arkadaşlar. IOTA'nın altyapısı yapay zekadır yani. Şimdi bir arkadaş geçen Twitter'da bana mesaj attı. Yani biz Kıbrıs'ta bir coin merkezi kuramaz mıyız? Bir coin altyapısı Kıbrıs üstünden. Ben de güzel fikir dedim. Olabilir dedim ama işte devlet buna kalkış. Ya bizim Diyanet kalkmış diyor ki yok altcoin, bunlar coin, Bitcoin günah, caiz değil. Ya neye göre? Şimdi Diyanet'in açıklamasını okudum. Diyor ki insanlar bunun üstünden kara para aklıyor. Bu yüzden Bitcoin caiz değildir. Normal para üstünden de kara para aklıyorlar ki yani. Normalde kara para aklamıyor mu insanlar yani? Kara para aklandığı için Bitcoin caiz değilmiş. Yani her Bitcoin'e yatırım yapan kara para mı aklıyor? Ya böyle bir saçma sapan açıklama ben hayatımda görmedim. Yani Diyanet sen ne yapmaya çalışıyorsun yani? Şu an sanırım Binance sitesinin arkadaşlar 5 milyon üyeyi geçmiş Binance. Binance o kadar yoğun ki şu an bir ara üye alımını durdurdular yani. İnanılmaz bir rağbet var ve durdurulamayan bir rağbet var şu an Bitcoin'e. Tabi dalgalanmalar olacak mı? Amerika'daki yerleşik sermaye Bitcoin'e operasyon çekecek mi? Çekecek. Sıkıntılar olacak ama ben 2 sene içinde Bitcoin'in rayına oturacağını düşünüyorum. Bu kaybolan Rus uydu füzesiyle alakalı bir bilgim yok. Okumadım. Üçüncü Dünya Savaşı kimler arasında çıkacak? Amerika ve Japonya'yı bir tarafa yazın. Yani İkinci Dünya Savaşı'nda savaşan taraflar Üçüncü Dünya Savaşı'nda ittifak kuracaklar. Çin, Rusya, Kore'yi bir tarafa yazın arkadaşlar. Çin, Rusya, Kore'nin arkasında da Almanlar olacak. Türkiye-Almanya ittifakı çok yakındır. Almanya en büyük müttefikimiz olacak. Yani 100 yıl öncesine geri dönüyoruz. Bitcoin'den farkı ne? Bitcoin'in altyapısı Blockchain'dir. IOTA'nın altyapısı Tangle'dır. Tangle altyapısı, bir de IOTA'da işlem ücreti yoktur. Arkadaşlar IOTA'nın o güzelliği o. Yani işlem ücreti almıyor. Bir yerden bir yere bir şey aktardığın zaman bir ücret almıyor. IOTA'nın o güzelliği gerçekten güzel bir şey. Bir de işlem verileri daha hızlı. Ve altyapısı bana göre IOTA'nın gelecek adına daha iyi şu an. IOTA'nın altyapısını ben daha iyi görüyorum gelecek adına. Arkadaşlar, Türkiye 3. Dünya Savaşı'na katılmayacak. Savaş Pasifik'te olacak. Deniz Savaşı olacak. Deniz merkezi. Ama 2-3 Uzak Doğu'da merkez devletlerin başkentleri atom bombası yiyecek. Ben size söyleyeyim yani. Yani birkaç merkez atom bombası yiyecek. Yani Şangay, Singapur, Japonya'da bazı yerler atom bombası yiyecekler. Özellikle Hindistan, Bombay'ın ben atom bombası kadar yiyeceğini düşünüyorum yani. Üçüncü Dünya Savaşı'nın Türkiye'nin yerine Türkiye tarafsız olarak kalacak. İkinci Dünya Savaşı'nda olduğu gibi. Şimdi ekonomiye geldik arkadaşlar. Yani Türkiye'de ekonomi nereye gider bilmiyorum ama ya sıkıntılı günler yaklaşıyor. Zaten sıkıntılı günlerin geleceğini herkes biliyor yani bunun için böyle
Kahin falan olmaya gerek yok yani. Bitcoin'in bir merkezi yok. Nasıl güvenilir ki? Merkezi olursa Bitcoin'i yok ederler arkadaşlar. Zaten merkezi olmadığı için şu ana kadar ayakta. Bitcoin'in bir merkezi olsa yok ederler şu an Bitcoin'i. Yıkarlar yani. Şu an Bitcoin'in bu kadar yükselmesi, altcoin'lerin bu kadar yükselmesi merkezsiz olmaları. Belli bir merkezleri yok. Çünkü borsalara yayılmışlar. Çeşitli yerlerde, çeşitli noktalarda altyapı kurmuşlar. Belli bir merkez belirlememişler. Zaten bu yüzden açıktan operasyon çekemiyorlar. Ama bir merkeze bağlanacak gelecekte. Çünkü o kadar büyüyecek ki artık mecburen bir yere bağlanmak zorunda yani. Arkadaşlar bu arabayla ilgili, bu araba yerli araba projesiyle ilgili bana sorular geliyor. Ben bu konuda fikrimi aylar önce belirttim. Şimdi arkadaşlar şirketler bu dediğimiz hani baba yiğitler diyorlar ya bu şirketlere. Bu şirketler para koymuyorlar arkadaşlar bu işe. Açıkça devlete demişler ki devlet 3 milyar doları koysun. Biz sadece işçi tedariği, yer tedariği vereceğiz devlete demişler. Güvence vereceğiz demişler. Ama devlet parayı verirse. Şimdi Türkiye hazinesi de zaten bu ay yani 2018'de yerli arabaya baktığımızda Türkiye belirli bir kaynağı ayırmadığını görüyoruz. Eğer Türkiye 2,5-3 milyar dolar gibi para yerli arabaya ayırmazsa bu proje olmaz. Zaten ayıracak para da yok. O yüzden ben bu yerli arabanın yani en azından 2023'e kadar balon olduğunu düşünüyorum. Devlet koyamaz bu parayı. Devlete para yok arkadaşlar. Yani koyarsa bu proje olur. Yani şimdi bu iş adamları neden koymuyor? Onların da kendilerine böyle haklı tarafları var. Şöyle. Şimdi gelinen iş elektrikli araba. Elektrikli arabaları şarj edecek batarya sistemi yani şarj istasyonu ve bunun altyapısı Türkiye'de yok. Arkadaşlar. Diyelim ki kurdun. Türkiye'de o istasyonları kurduktan sonra istasyonlardan çıkacak elektriği merkezleyecek bir sistem yok. Eğer bir anda arabalar istasyonlara şarj için girdiği anda ülkede elektrik kesintileri olur. Bunun için de bir altyapı yok. Bunun altyapısını sağlamak da milyar dolarlar demektir arkadaşlar. Biraz milyar dolar yatırım yapmak lazım. Bu elektrikli istasyonlara yatırımlar yapılması lazım. Bu da büyük bir maliyet. Eğer devlet 2-3 milyar doları koymazsa bu proje olmaz. Çünkü para lazım. Para olmadan bir şey üretemezsin. Ya benim fikrim arkadaşlar devletin bu işlere girmemesi. Devlet batarya üretsin ya. Devlet lastik üretsin. Devlet tedarik edebileceği ara malzemeler üretmeli ve bu konuda dünyada gerçekten iyi çalışırsak bir numara olabiliriz. Yani büyük bir tedarik zinciri oluşturabiliriz. Eğer bu tedariği yapabilirsek arkadaşlar gerçekten yani öyle mesela ilk 10'a girmek, dünyada ilk 10 ekonomiye girmek bunlar uzak ihtimaller değiller. Devletin mesela ben bir yazımda da ilaç sektörünü örnek verdim. Türkiye'nin ilaç üretebileceğini, bir sürü tıbbi malzemeler olduğunu, dünya üzerinde 2500-3000 tane tıbbi malzeme var. Türkiye bunlardan sadece 15-20 tanesini üretiyor. Yani Türkiye bazı konularda gerçekten ilerleyebilir. Yani yerli arabaymış, uçakmış. Ya arkadaşlar geçelim bunları yani. Bunları geçelim. Ya uçak yapılır. 2023'te çalışılır, yapılır. O ayrı konuda. Türkiye'nin özellikle tedarik edeceği, dünyaya marka olacağı, lastik olur. bu işte elektrikli arabalar için bataryalar olur, ilaç olur. Yani böyle ara ürünlere geçmemiz lazım arkadaşlar. Ve bunlar da dünyada belli bir yere gelirse gerçekten Türkiye önemli yerlere gelebilir. Ama işte bunu yapacak bir siyasi irade lazım. Bunları teşvik edecek bir işte bir sermaye grubu lazım. Arge çalışması lazım. Ekonomi ne zaman gümler? Ekonomi gümledi zaten de şu an belli etmiyorlar. Hala kredi fonluyorlar piyasaya. Ama yakında gelir. Yargı darbesi. Ben bir yakın zamanda böyle bir darbe böyle ufak çaplı bir darbe girişimi bekliyorum arkadaşlar yani. Ama askeri darbe değil. Yani yargı üstünden böyle tuhaf hareketler olabilir.
Çünkü Erdoğan arkadaşlar, Erdoğan kontrolü çok kaybetti. Yani Erdoğan'a bir koz lazım. Yani benim düşüncem o, böyle küçük çaplı bir yargı darbesi olabilir. Ama Erdoğan'ı indirebilirler mi? Hayır, indiremezler tabii. O ayrı konu. Ama yani bu ekonomi böyle giderse hiçbir şey kurtaramaz. Kimseyi kurtaramaz arkadaşlar. Bakın ekonomi çok kötüye gidiyor. Ya dünya üzerinde kötüye gidiyor. Sadece Türkiye değil. Zaten bu Amerika merkezli, bu New York merkezli Wall Street'in ben batacağını düşünüyorum. Zaten Bitcoin falan piyasanın altını üstünü getirecek. Ya bu, ben arkadaşlar yani Amerika merkezli krizin oluşmasıyla zaten Avrupa'da karışacak. Türkiye'ye de etkileri olacak. Yani dünya genel olarak karışacak. Ya biz biraz fazla hisseder miyiz? Hissederiz. Çünkü kısa vadeli dolar borçlarımız var. Bayağı özel sektörün de borcu var. Özel sektörü çok olan devletin borcu krizi derinden etkiler. Amerika'nın da çok özel sektör borcu var. Özel sektörü olan Amerikan devletinin trilyon dolar borcu var. Mart 2019'da üniversite mezunu oluyoruz. Piyasa allak bullak olacak. 2019'un yaz aylarının sonuna kadar arkadaşlar sıkıntılar devam eder. Sonra arkadaşlar bu krizler bazı şeyleri açmak içindir. Yani kriz oldu mu bu 5 yıl öyle gidecek diye anlamı yok. Kriz olur, 6-7 ay sıkıntı çekilir. Sonra piyasalar rahatlar, açılır. Her sene, her yıl olduğu gibi. Ama işte bu kriz anında işte batımlar biraz tehlikeli olur. Yani batış anında ne kadar ayakta kalabileceksin, ne kadar batacaksın ve neyle karşına gelecekler? Bu önemli. Yani karşına gelecekler mesela bir IMF olabilir. Bir şeyleri önüne sürecekler. Karşına gelecekler seni kontrol etmek için. İşte o arada takındığın tavır önemli. Şimdi arkadaşlar biz mesela 2002 krizin, 2001 krizinden nasıl çıktık? IMF'ye borçlar falan vardı. İşte IMF'den borç alınmıştı zamanında. AK Parti özelleştirmeler yaptı. Kamu borç stokunu kapattı. Bizim 240 milyar dolar kamu borç stoku vardı. Erdoğan özelleştirmelere girdi. Devlet mallarını özelleştirdi. Bayağı borç ödedi devlet o dönem özelleştirme yaparak. Devlet mallarını sattılar. Özelleştirme yaptılar. Dediler biz vergi toplayacağız bunlardan dediler. Şimdi arkadaşlar, şimdi özelleştirecek bir şeyimiz de kalmadı. Asıl sıkıntı o. Ve Merkez Bankası'nda rezervlerimiz durmadan azalıyor. Hazine neden borçlanıyor? Mesela hazinenin borçlanması konusunda eleştiriler geliyor. Ben de eleştirdim. Hazine çünkü Merkez Bankası'nda döviz rezervleri azaldığı için hazine o azalan rezervlerin yerine rezerv koyuyor. Ne üzerinden koyuyor? Borçlanarak koyuyor. Yani Merkez Bankası'ndaki azalan rezervlerin yerine hazine borçlanarak Merkez Bankası'na tekrar o parayı koyuyor. Çünkü neden koyuyor? Bunu da söyleyelim. Çünkü ani krizde Merkez Bankası'ndaki paraya ihtiyacımız olacak arkadaşlar. Eğer Merkez Bankası'nın kriz anında eğer senin Merkez Bankası'nda belli bir miktar paran yoksa IMF kapına gelir, seni borçlandırır. Faizler 20 katına çıkar. Hiçbir şeyi ödeyemezsin. Bütün her yerini satın alırlar. Seni de bölerler. Ekonomi üstünden paramparça kalırsın. O yüzden ya devletin belli sürece iyi hazırlanması lazım. Borçlanmayı azaltmamız lazım. Tasarruf ekonomisine dönmemiz lazım. Bitcoin'in karşılığı altın arkadaşlar, altın. Bu kadar borcu olan hazine neyi kefil gösteriyor? Bu kadar borcu olan hazine kefil gösterdiği şeyler yine içerideki şirketler. Yani bu varlık fonunda gösterilen şirketler var ya, onları kefil gösteriyor. Başka bir şey gösteremez. Mesela onlar da giderse sıkıntı o. Araba yapımı için Türkiye için 3 milyar dolar çok para değil ki. Şu an çok para Mustafa Ertuğrul. Bakın Türkiye'nin kısa vadeli 2018 yılında ödemesi gereken 178 milyar dolar borç var arkadaşlar. Sadece 2018 yılı. Bu 178 milyar dolar borcu 40 milyar dolar açık veren ülke nasıl ödeyecek? Bakın Türkiye'nin senelik cari açığı 40 milyar dolar, 44 milyar dolar. Ne 44 milyar dolar açık veriyoruz arkadaşlar. Bu kadar açık veren ülke kısa vadeli 187 milyar dolar 2018'de ödeyeceği, 2018'de değil, 2018'in ikinci çeyreğinin sonuna kadar ödeyeceği 178 milyar doları
Biz nasıl ödeyeceğiz arkadaşlar? Zaten sıkıntı burada. Neden faiz artıyor? Neden dolar artıyor? Kısa vadeli dolar borcu var. Bunları deyince arkadaşlar bize kızıyor. Bunları nasıl ödeyeceksin? İşte bu yüzden 3 milyar doları bile yerli araba için koyamıyorsun. Koyamazsın. Savunma sanayi çok iyi gelişmedi mi? İhracat arkadaşlar bakın ihracat arttı ama aynı şekilde ithalat da arttı. İthalat ihracattan daha fazla arttı. İsterseniz ihracatınız 500 milyar dolar olsun arkadaşlar. İthalatın 700 milyar dolarsa gittin. Yine ödeyemezsin borcunu. Burada bizde ithalat açığı var arkadaşlar. İthalat fazla. Zaten bu bizi sıkıntıya sokuyor. Ya devalüasyonda dolar 8 de olur, 9 da olur da ben o kadar olacağını zannetmiyorum. Devalüasyon olur mu? Dünya krizi üstünden olabilir. Arkadaşlar bakın kısa vadeli özel sektör borcu çok fazla. Ya bu çok büyük bir sıkıntı ya. Ya bunları yazdığımız zaman bize felaket tellal diyorlar da gerçek bu yani. Şu an Türkiye ekonomi olarak 2002 öncesine falan geri döndük. Şu an enflasyon rakamları 2002 ile aynı. Enflasyon arkadaşlar enflasyon rakamlarında 2002'ye geri döndük. Siz tanıyor musunuz enflasyon açıklandığı rakam? Şu an %20 enflasyon var. %11 dediklerine inanmayın. Enflasyon şu an %20. Asıl gerçek enflasyon %20. Nasıl kapatacaklar bu borcu? Bu girişte kapatamazlar. Yani. O yüzden bu borcu kapatamayacakları için siyasi değişim geliyor. Siyasi değişimler sonrası piyasaları nasıl açacaklar? Ek olarak yine devleti borçlandıracaklar. Ama işte Türkiye'yi şöyle bir süreç bekliyor. Eğer Körfez'den, şimdi kriz sonrası Türkiye sanırım Körfez sermayesiyle anlaşacak. Ve birkaç enerji hattı Anadolu'dan geçerse bu ve güneş enerjisi ve bu altın rezervleri konusunda bir ilerleme kaydedebilirsek 2019 sonrası bütçeyi biraz daha dengeli hale getiririz ama şu an ne enerji konusunda ne başka konularda bir ilerleme kaydedemiyoruz. Şu an zaten bayağı sıkıştık. Zaten dünya da sıkıştı. Şu an o borcu ödememiz imkansız. Dolar yürüyor çıktı diyoruz. Ya dolar 3.30 arkadaşlar dolar bir ara 3.30'du. Bundan 3-4 ay önce. Dolar çıktı derken 3.30'da 3.98 arası bir dolar süreci yaşandı. Şimdi 3.77 ile 4.20 arası bir trend bekliyorum ben dolarda. Gökhan İnce zaman gösterecek. Kısa vadeli 178 milyar dolar borcum var. 3 milyar doları koyamıyorsun işte bu yüzden Gökhan İnce. Berat Albayrak enerjide hep iyi şeyler söylüyor. Arkadaşlar bakın devleti yönetenler hep iyi şeyler söylemek zorunda. Hep güllük gülistanlık göstermek zorundalar. Eğer Berat Albayrak ülkede kriz var, sıkıntıdayız derse bakın kimse sokağa çıkmaz, alışveriş yapmaz, ortalık karışır. Yani devleti yönetenler kriz var falan diyemez. Derse kimse alışveriş yapmaz, kimse bir şey satın almaz. O zaman daha büyük ekonomik kaos olur. O yüzden devleti yönetenler durmadan güllük gülistanlık her şeyi iyi göstermek zorunda. Eğer iyi gösteremezlerse bir sıkıntı olduğunu halka hissettirirlerse işte o zaman piyasalar duman olur, duman. O yüzden Tayyip Erdoğan yani o yüzden yani hep böyle yerli araba projeleri, hep böyle bir projeleri söylüyorlar, hep gündeme getiriyorlar bir şeyleri kapatmak için. Bunlar biraz da halkın gözünü boyamak için. Mecbur boyamak zorundalar. Eğer en ufak bir kriz belirtisini ağızlarından kaçırırlarsa piyasalar alt üst olur. Arkadaşlar şu an haber var mı? Twitter'a ben bakmadım. Twitter'da şu an haber var mı? Arkadaşlar şimdi ben bir haber gördüm. Doğru diyen doğru desin. Yani bu öyle bir saçmalık olabilir mi ya? Marmara için 12 milyon euroya alınan 38 tane tren
Boyları uzun olduğu için çürümeye terk edilmiş. Arkadaşlar 12 milyon euroya alınan Marmara için 38 tane tren boyları uzun olduğu için çürümeye terk edilmiş. Bu haber doğru mu? Ya Murat Demirhan sen benim dediğimi anlamamışsın. Bak şimdi her sene sonu herkesin beklentisi 4,5 dolacaktı. Sen 5 olacak. Arkadaşlar ben 5 olacak derken dolar tavandan bahsediyorum. Tavan. 5'e ulaşacak. He, sene sonu 4,50 ile kapatır. O ayrı konu. Ben siyasi süreç, ekonomik, politik süreçten dolayı doların bir anda 5'e çıkacağını ama sonra ineceğini düşünüyorum. Yani hep 5'te gidecek demedim yani. Benim nasıl okuyorlar? Arkadaşlar bir hesapta okudular. Belki de yalandır. Yani burada kesin YPG şu an bir haber geçti. YPG Azez'e vuruyormuş arkadaşlar. Azez'e topçu atışıyla YPG karşı atağa geçmiş. Azez hattını topçu ateşleriyle vuruyorlarmış şu an YPG. Herhalde biraz bir çatışma başlamış Azez hattında. Şu an öyle bir haber aldım. Başka bir haber var mı? Başka bir haber şu an yok. Ümit Koca Sakal CHP Genel Başkan adayı oluyor. Ümit Koca Sakal direkt devletin adamıdır ha, size söyleyeyim. Ümit Koca Sakal CHP'nin adayı, CHP'nin başkanı olsun arkadaşlar. CHP %15 bile oy alamaz ya. Çok fazla aşırı ulusalcı arkadaşlar. Bu kadar ulusalcı adama bu kadar oy alacağını zannetmiyorum yani. Biter yani CHP. Şu an Ümit Koca Sakal gelsin CHP'yi bitirir yani. Bilmiyorum YPG'nin Aziz'e saldırdığına dair haberler geliyor. Başka bir haber. Arkadaşlar Ümit Koca Sakal yarın yok 17 Ocak'ta 17 Ocak hangi gün? CHP Genel Başkan adaylığını Ümit Koca Sakal açıklayacakmış. Yani CHP'de biliyorsunuz kongre var. Yakın dönemde Ümit Koca Sakal CHP'de genel başkanlığa aday olacakmış. Bir otelde herhalde açıklama yapacakmış. Yani daha başka bir haber yok şu an. Yani Türkiye garip bir döneme giriyor. Gerçekten 2018 çok şey değişecek arkadaşlar. Bir de bu metro projeleri durdurmuş arkadaşlar. Bu Gebze Halkalı hattı da durduruldu mu? Gebze Halkalı hattında şu an bir inşaat vardı. Marmara'ya bağlanacak hat. Gebze Halkalı hattı. O projede durduruldu mu arkadaşlar yoksa o devam mı? Ya bu projelerin durdurulması falan zaten krize inşaat ediyor yani. Bu projeler devam ediyordu arkadaşlar. Bir anda yani bu devlet manyak mı yani bir anda projeleri durduruyor? Demek ki bir sıkıntılar var ki devlet projeleri durdurmaya başladı. Kanal İstanbul falan olmaz arkadaşlar. Hangi parayla yapacaksın Kanal İstanbul'u ya? Bunlar yalan hiç inanmıyorum. Kanal İstanbul falan yapılamaz. Hiç de olacağını düşünmüyorum. Resmen bir balon. Bütün metro projeleri durdu mu arkadaşlar? Bu ne olacak? Raylar döşendi en son. Marmaray devam mı arkadaşlar? Gebze Halkalı. Tek o devam ediyor herhalde. Arkadaşlar canlı yayını bitirelim mi? Şimdi Halil Şalkap demiş ki niye uzatıyorlar ki harekat yapıp bitirmiyorlar. O bölge dağlık da olsa en fazla 20 gün sürer. Arkadaşlar Elbap 2 ay sürdü. Nasıl 20 gün sürecek ya? Bakın öyle yani Afrin'de PYD yani yüksek teknoloji silahlarla donatılmış bir PYD var. Öyle 20 günde falan bitmez. Geçin o işleri. Elbap 2 ay sürdü arkadaşlar. Köydeki IŞİD'leri 2 ayda zor uğraştık da yendik yani. Bu iş öyle 15 günde falan bitmez o Afrin'e falan operasyon olursa. Devam edelim mi arkadaşlar? Bitirelim mi? Üçüncü havalimanı arkadaşlar 2019 yılında açılacak.
2018 değil. 2018 dediklerine bakmayın. Ben orada çalışan arkadaşlarla konuştum. 2019'a kaldı o iş dediler. Üçüncü havalimanı ama ilk etap 2019 Şubat ayında açılır. Bakın tarihi de veriyorum size. Üçüncü havalimanı 2019 Şubat ayında açılır. PYD'yi ne kadar gözünde büyütüyorsun? Ya arkadaşlar, bakın bugün PYD 100 bin kişilik ordu oluştu ve son teknoloji silahlarla. PYD'yi falan gözümde büyütmüyorum arkadaşlar. Ama bugüne kadar PYD'ye dokunamadın. Neden dokunamadın? Biraz gerçekleri konuşmamız lazım yani. Reza davası da bir hafta sonra yine gündeme gelir. Jüri karar açıklayacakmış herhalde. Bir de yaptırımlar falan olacak mı? Olur. Üçüncü havalimanı 2019 arkadaşlar. Ha, büyük kriz çıkarsa oradaki inşaat da durursa bilemem ama büyük bir kısmı tamamlanmış diyorlar. 2019. Bu dediğin sıkıntılı süreç tahmin hangi aylarda başlar? Başladı arkadaşlar yani. Bu 2017'den başladı zaten bu ekonominin sıkıntılı süreci. Ama tabii şiddeti artacak. Yani ekonomi kötüyse havaalanı gibi projeler nasıl yapılıyor? Arkadaşlar havaalanını yapanlar zaten özel sektör. Devlet onlara verdi. Tahsis etti, özel sektör yapıyor. Banka kredileriyle yapıyorlar. Şu an yapıyorlar. Sıkıntı o şirketlerin sıkıntıya girmesi. Şimdi metro dediğimiz projeler devlet güvencesiyle yapılıyor. Gerçekleri konuş, yapıcı konuş, yıkıcı durma. Gerçekleri konuşuyoruz arkadaşlar. Yalan mı konuşuyoruz yani? Şu an durum ortada. Kısa vadeli devlet şu an paşa paşa düşünüyor. 187 milyar dolar 2018 Haziran'a kadar ödenecek borcu nasıl ödeyecek devlet? Paşa paşa düşünüyor. Biz şu an gerçekleri söylüyoruz. Ve yakında bu dolar falan yakında arttığı zaman bu borçları nasıl ödeyecek devlet? Biz bunu düşünüyoruz yani. Yani öyle yıkıcı değil. Zaten ben 2019 yaz aylarının sonuna kadar sıkıntıların devam edeceğini, ekonomik krizlerin devam edeceğini, sonra da piyasadan açılacağını düşünüyorum. Ama ben bir buçuk yıl piyasaların açılacağını hiç beklemeyin arkadaşlar. Yani bu sıkıntılı süreç devam edecek. Bu kadar borcu nasıl yaptık Mert? Mültecilere 30 milyar dolar, teröre 50 milyar dolar. Elbap'ta askerim var, Suriyeli askerim var. Bunları besliyorsun, bunlara bakıyorsun. Bunların hepsi maliyet. Yani borcu nasıl yaptık derken teröre veriyorsun, oraya veriyorsun, oraya harcama yapıyorsun, askeri harcamalar, boşa yaptığın harcamalar var, boşa giden harcamalar var. Bakın arkadaşlar, bir ve ikinci köprülere zam geliyor. Neden geliyor? Çünkü üçüncü köprü maliyeti karşılamıyor. Yani devletin köprüyü yapan firmaya devlet anlaşma yapıyor. Yani günde şu kadar araba geçecek taahhüdü veriyor. Taahhüt karşılamadığı için devlet o şirketlere ödeme yapıyor. Nasıl yapıyor? İşte maliyet karşılamıyor. Gerekli taahhüt sağlanamıyor. Gerekli araç geçmediği için devlet bir ve ikinci köprülere zam yaparak oradan aldığı parayı üçüncü köprü için harcıyor. Şimdi Osman Gazi Köprüsü'nde de aynı durum var. Yani devlet Osman Gazi Köprüsü'nde işte verdiği taahhüt araç sayısı belli bir rakama ulaşmadığı için şu an Osman Gazi Köprüsü'nde zarardayız. Şimdi Çanakkale Köprüsü diyorlar. O da zarar. Arkadaşlar bakın Çanakkale Köprüsü'nden devlet zarar edecek. Aynı. Hepsi zarar yani bunlar. Yani bu yapılan köprüler falan tamamen boş. Şu an devlet büyük zararda arkadaşlar. Şu an şu yapılan köprülerden devlet büyük zararda. Özel şirket devlete güvenmese yapar mı havaalanı mı? Arkadaşlar bu havalimanı falan projesi çıktığı zaman falan başlandığı zaman zaten o zaman devletin durumu kötü değildi ki. Arkadaşlar dün başlamadı yani bu havalimanı projesi. Kanal projesi de daha başlamadı. Da kürek vurulmadı kanal projesi için.
Bakın fizik altına yatırım yapıyorum. Bakın fizik altına yatırım yapın. Bakın bugün Wall Street bile bütün dolar olan parasını altına çeviriyor ve Çin'e doğru Çin bankalarında, çünkü Çin bankalarının bir kısmı hissesi Wall Street'lere aittir. Çin bankalarında bu altın depoluyor. Wall Street durmadan altına yatırım yapıyor yani. Wall Street bunu yaparken biz hala yani parayı harcamanın peşindeyiz. Yani 150 milyar, 200 milyar parayı bulan hemen araba alıyor arkadaşlar. Yapmayın, araba almayın ya. Ne yapacaksınız arabayı? Geleceğinizde ne kazancı var aldığınız arabanın? Hava civa. Ya bizim bu Türk halkında kendini zengin gösterme, havalı gösterme. Ya ne kadar meraklıyız ya. Ya alma arkadaşım şu. Yani kenarına 200 milyar, 250 milyar koyan araba alıyor, telefon alıyor. Alma arkadaşım ya. Yatırım yap, altına yatırım yap. Veya enerjiye yatırım yap. Küçük küçük başka şeylere yatırım yap. Hep harcama, hep tüketim. Kimse parasını tutmuyor elinde. Herkes havacı var. Sonra da arkadaşlar bakın ben hiç AK Parti'ye de devlete de kızmak istemiyorum. Tabi onlar da yol gösteremiyorlar. O konuda kızıyorum ama ya bizim devletimiz yol gösteremiyor. İnsanlara yol göstermekte aciziz şu an. Yani ben göstermeye çalışıyorum. Yine göstermeye çalışan arkadaşlar var. Yani bu duruma biz insanlarımız getirdi arkadaşlar. Bu tüketim sevdalılığı, bu reklam sevdalılığı. Ya kendimizi zengin göstereceğiz ya. Hep eksik. Hep oraya bakıyoruz, buraya bakıyoruz. Hep harcama, hep tüketim bizi bu duruma getirdi. Yani ben sadece devleti, AK Parti, hükümeti suçlu bulmuyorum. Biz insanlarda da büyük suçlar var. Yani bazı durumlara gelinmesinde yani nasılsan öyle yönetilirsin derler ya. Yani aynen bu uygulanıyor. Biz nasılsak öyle yönetiliyoruz. Artık Türk halkının doğru şeylere yatırım yapması lazım. Hep tüketim tüketim olmuyor. Külçe altın mı alalım yoksa Cumhuriyet altın mı? Eğer evde özel kasanız varsa veya bankada özel bir kasanız varsa külçe altın öneririm. Eğer paranız varsa. Elimde 20 bin lira var, neye yatırım? %80 veya %70 fiziki altın al. İşte yatırım yapanlara öneri veriyorum burada. %70'inizi fiziki altına, eğer belirli bir miktar paranız varsa 20 milyar, 50 milyar, 10 milyar her neyse fark etmez. Bunu %70 ile fiziki altın alın. %30'unu altcoinlere, IOTA gibi, Xripple gibi altcoinlere yatırım yapabilirsiniz. Benim önerim IOTA. Bankada altın hesabı riskli mi? Arkadaşlar bana göre riskli. Neden? Çünkü kriz anlarında arkadaşlar, çünkü Türk parası üstünden bankaya altın hesabı açıyorsun. Para yatırıyorsun, para alıyorsun arkadaşlar. Bakın bunun riski şu. Ya bir gün kriz olduğu zaman, devalüasyon olduğu zaman, Türk lirası değer kaybettiği zaman sana Türk lirasıyla ödeme yapacak. Enflasyon artacak. Sen zararda olacaksın. Yani zararda olma diye hep altın üstünden altın tutun diyorum size. Altın, fiziki altın tutun. Ya bunu isterseniz dolara çevirirsiniz. İsterseniz o günkü değerlenen coin paralarına, Bitcoin'e çevirirsiniz. Bakın şimdi diyorlar ki sen Türk parasının değersiz olmasını mı istiyorsun bilmem. Hayır, kriz anında zaten Türk parası değersizleşecek. Zaten sıkıntı bizde Türk parasının değerli olması. Mesela Japon yenisi arkadaşlar, Japon yenisi Türk lirasından 30 kat daha değersiz. Bizim ekonomimiz Japon ekonomisinden 30 kat daha mı iyi? Neden Japonya'da ithalat yok? Yani ithalat var da enerji var. Petrol yok. Japonya'da petrol alıyor. Ama hep teknoloji dışa ihracat yapıyor. Neden? Çünkü parası ucuz, işçi gücü ucuz. Ucuza mal ediyor, Japonya ucuza mal satıyor. Bizde öyle bir imkan yok arkadaşlar. Japonya ucuza mal ediyor, ucuza satıyor. Devletlere girişi ucuz oluyor. Bizde işte Türk lirası değerli olduğu için, bizde döviz ucuz olduğu için, bize döviz ucuz geldiği için Türk lirasına karşılık bizde ithalat fazla oluyor. İthalat ekonomisine dayalı olduğumuz için de bizde faizler de yüksek oluyor. Bankada özel kiralık kasa açtırabiliyorsunuz arkadaşlar. Bankada özel kasa derken kiralık kasalardan bahsediyorum. Ama onun da belirli bir maliyeti var. Aylık kira ödüyorsun özel kasaya da. Belirli bir miktar bankaya kira ödüyorsun. Benim tavsiyem evinizde bir özel kasa yaptırın. Gram gram altın alın veya külçe, paranız varsa külçe de alabilirsiniz. Sertifika olmasına dikkat edin külçe altınlarda. Ben Merkez Bankası. Bilmiyorum, onu kuyumculara sorun arkadaşlar. Ama şeyde
Gram altına sertifika şart değil. Gram altını alabilirsiniz şeyde kuyumculardan. Hisse senetlerin nerede var? Hisse senetlerin var derken bir arkadaş sormuş. En iyisi bankada dolar hesabı açmak. Evet, kısa vadeli mantıklı ama uzun vadeli bir mantığı yok yani dolara yatırım yapmanın da. Ha, devalvasyon anlarında çok para kazanmak isterseniz, aniden bozdururum derseniz o ayrı konu. Dışişleri Bakanlığımız açıklama yapmış. Amerika'ya tepki vermiş. İyice işler karışacak. Hisselerine yatırım önerir misiniz? Hayır, öner. Arkadaşlar bakın. Ben hiç oralara falan yatırım önermiyorum çünkü oralarda durumun ne olacağı belli değil. Çünkü Türkiye'de her an her şey değiştiği için öyle Aselsan hissesi veya başka bir şirketin hissesine güvenmiyorum. Bakın altına yatırım yapın, fiziki altına yatırım yapın. 2 sene sonra karşılığını alacaksınız diyorum size. IOTA mesela bazı alt coinlere yatırım yapabilirsiniz ama beklemek şartıyla. Yani ben kısa vadeli para kazanmak isteyenler bana bir şey sormasın. Benim size önerdiğim süreç 2 yıllık. Arkadaşlar artık bitirelim. 12'ye yaklaştı saat. Bitirelim artık arkadaşlar. Geç oldu. Herkese iyi geceler diliyorum. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Zor bir haftaya giriyoruz. Vatanımıza, milletimize Allah yardımcı olsun inşallah. Askerimize de dua edelim. Herkese hayırlı geceler.